Okul tiyoları ağırlığınca altın değerindedir. Özellikle de sınavı geçmeye yardım ediyorlarsa. Ama dikkatli ol. Bunları gizlice yapabilmek için kurnaz olmalısın. Jennifer. Pardon hocam. Bugün harika okul tiyoları vereceğiz. Fotosentez. Sanırım bu konuyu biliyorum. Hey! Yarınki sınava hazırlandın mı? Ah, benim adım Jennifer. Ben her zaman çalışırım. Peki, öyle olsun. Tüm bu sorulara nasıl cevap verebiliyor? Bu kadar çalışmak beni susattı. Hey, buraya bakmıyor. İşte başlıyorum. Sadece bir dakikam var. Merhaba sevgili cevaplar. O kadar güzelsiniz ki. Bunların hepsini ezberleyemem. Ama bu streç film yardımcı olabilir. Evet işte budur. Eğer kağıdı streç filmle kaplarsam ve işaretlediği cevapları yuvarlak içine alırsam sonradan kendi testimde işaretleyebilirim. Bu dahice değilse nedir? Ah! Ne yapıyorsun sen? Hiçbir şey. Yalnızca şekerim var mı yok mu ona bakıyorum. Çok tuhafsın. Şimdi cevapları alalım. Bingo! Tam uyuyor. Geç mi kaldım? Bu ders kolay geçecek gibi görünüyor. Ah! Matematik benim olayım. Ne? Bugün sınav olduğunu bilmiyordum. Oo, çalışmadım ki hiç. Acaba hoca bunu fark eder mi? Ay! Buraya bakmıyor değil mi? Jennifer ne yapıyor öyle? Küçük hanım. Umarım o gördüğüm şey defter değildir. Oo, kesinlikle işe yaramadı. Belki Kate'den biraz kopya çekebilirim. Hiç de belli etmiyorsun gerçekten Jennifer. Jennifer! Sadece geriniyordum hocam. Ne yapacağım ben? Jennifer! Senin saçmalıklarından bıktım. Of! Bu dersten kalamam. Hey! Yüzüm! Başından beri cevap buradaydı. Ortalıkta kareli kağıt var mı? Bir makas al. Ve birkaç kare kes. Bir kitap haline getirecek şekilde birbirlerine tutur. Sonra da cevapları yaz. Minik olabilir ama işe yarar. Cevapları yazdıktan sonra kağıdı yüzüğüne yapıştır. Kurduktan sonra her şey hazır. Oo, gücü hissediyorum. Matematiğin bu kadar kolay olabileceğini kim bilebilirdi? Üstelik hoca fark etmedi bile. Sakin davran Jennifer. Gözüm üstünde Jennifer. O zaman yeni gözlüklere ihtiyacınız var. Hazır dikkati başka yerdeyken hamlemi yapayım. Şansıma gözlüğü olmadan hiçbir şey göremiyor. Bu harika olacak. Görevini yap minik taka. Böylesi daha iyi. Biraz fotokopi çekmem lazım. Odaklanın. Bu bir test. Eğlenilecek bir şey değil. Alın bakalım sana da bir tane. Hey bak kaka. Sınav kağıdı mahvolmuş. Pekala çocuklar, bugünkü test başlamak üzere. Madison al bakalım. Aman ne güzel, keşke çalışsaydım. Gerçekten çalışmam lazımdı. Belki biraz yardım alabilirim. Matematik çok eğlenceli. Bu çok heyecan verici. Amanın, biraz sosyalleşmesi gerekiyor ama. Selam. Ha, acaba biraz yardım edebilir misin? Tabii ama karşılığını alırım. Bir öpücük karşılığı cevapları verebilirim. Ha, cevaplar o kadar da lazım değil. Hayır, ne tuhaf tip. Pekala, düşün bunu yapabilirsin. Bunlar sadece sayı. Ama bunun bir yararı olmuyor. Bu çok yanlış. Hadi sene beynim. Madison, zaman geçiyor. Devam et. Deniyorum. Öf, hayır.
Tek öpücük tamam mı? Ne gün ama o. Sadece bir öpücük büyük annen olduğunu düşün. Tam yanağıma. Ağzımı yıkamalıyım. Geçti, bitti. Hey, cevapları ver bakalım. Evet, anlaşma anlaşmadır işte bak. Cevabı bulmak için denklemi yaz. Sonra iki sayıyı topla. 6+4=10. Sonra 2'yi al ve toplamdan çıkar. Sonuç 8 olur. Diğer soruda da aynısını yapıyoruz. Bu sefer 2 ile 5'i topluyoruz. 7 ediyor. Sonra 2 çıkarıyoruz. Bu sefer cevap 5. Vay canına, bu çok zekice. Teşekkürler, bunu yapabilirim. İlk cevap 8. Sonraki 5. Bütün cevapları biliyor. Dikkat etsene. Bana yardım eder misin? Peki, ama karşılığında bir öpücük alırım. Ya sanırım buna değer. Bu haksızlık. O benim kız arkadaşım. Bu çok ilginç. Ah selam. Bak bende ne var. Bir köpek yavrusu. Hain sevebilir miyim? Tabii, adı Puffy. Tam uygun bir isim. Can ne tatlıyım Can. Evet öyle. Selam millet. Selam. Çok güzelim. Ne? Kalk. Hayır. Neyse, yerini değiştirmen için sana para vereyim. Hayır, ben satılık değilim. Pekala. Ay ne tatlı bir yavru köpek. Bu haksızlık. Kendini ne sanıyor bu? Çok sinirlendim. Sinirimi de bu çikolatadan çıkardım resmen. Onu tutmak ister misin? Çok isterim. Evet, onu nasıl geride bırakacağımı biliyorum sessizce. Çikolata ambalajının köşesini kesiyorum. Şimdi defterine sıkıyorum. İşte, ne tatlı köpek bu. Aman tanrım, bu köpek korkunç, iğrenç şey. İşe yaradı, şundan kurtulayım. Ben geldim. Selam, Puffy, cici kız. Sonunda bara ulaşabildim. Bir kola lütfen. Selam. Al bakalım, kolan geldi. O kola benim yalnız. Merak etme, senin için açacağım. Merak etme, hallediyorum. Bayağı zorladı. Tamam, bu kadar yeter sanırım. Benim de kendime ait yöntemlerim var, sağ ol. Ne? Bir kıvırcımı kullandın. Sağlığına. Ferahlatıcı. İyi akşamlar. Bir kirpik kıvırcı beni alt etti. Of, yine ceza aldım. Pekala, yapman gerekeni biliyorsun. Bunu 500 kere yazıyorsun. Of, bu sonsuza kadar sürer. 500 kez biraz fazla abartılı. Ben bir daha asla okulu... Of ya, daha şimdiden elime kramplar giriyor. Bu hızla yarına kadar sürer bu. Gençliğimi hatırlıyorum. Yeterince yazdın mı? Olamaz. Daha çok var. Yapabileceğim bir şeyler olmalı. Hey, bir dakika. Çözüm tam gözümün önündeymiş. Bu kalemlerin hepsini birbirine yapıştıracağım. İşte böyle. Diğer tarafını da yapıştırsam iyi olacak. İyice birbirlerine tutunmaları lazım. İşte oldu. Hazırım. Hadi bakalım. Ben okulu bir daha asla... işe yarıyor. Tek seferde 4 satır yazabiliyorum. Ben cidden bir dahiyim. Bu çok akıllıca. Bunun bu kadar hızlı olduğuna inanamıyorum. Bitti. 500 satırın hepsini yazdım. Aman tanrım, çok çabuk bitmiş. Bir saniye lütfen.
bir şey unuttum. Gerisi de burada. Oo, kesinlikle dersini almışsın. Aferin sana. Bu beni çok mutlu etti. Şimdi bunları saymam lazım. Buna inanamıyorum. Kendini aşmış. 5000. Bu şarkıya bayılıyorum. Sanırım yapabilirim. Bu arada yemeği pişirirken sesi biraz daha açabilirim. Bakalım neler varmış. Olamaz. Buzdolabı neredeyse bomboş. Geriye tek kalan eski cheeseburgermiş. Belki de işe yarar. Hayır, bayağı bayatmış. Sen çöpe gidiyorsun. Hey! Sanırım bir çözüm buldum. Bu kaba biraz su dökeceğim. İçine cheeseburgeri sokacağım. Oldu. Şimdi bunu tabağa koyuyoruz. Ve mikrodalgada ısıtıyoruz. İşte oldu. Güzel de kokuyor. Yanına içecek bir şey de lazım. Selam, ben geldim. Vay canına, bana bu yemeği hazırladığın için teşekkürler. Oh, harika görünüyor. Çok iyiymiş, sağ ol. İşe yaradığına çok sevindim. Şimdi bakabilir miyim anne? Mutlu yıllar. Evet, teşekkürler anne. Sana bir şey aldım. Aa, gerçekten mi? Hepsi senindir tatlım. Vay, acaba içinde ne var? Çok heyecanlandım. Hediyelere bayılırım. Bir iPad mi bu? Vay. Teşekkürler anne. Harikaymış. Çok sevindim. Seni seviyorum. Bir fikrim var. Bir şeyler çizeceğim. Çok güzel oldu. Zarif bir kelebek çizim. Vay, çok kolaydı. Ne? Neler oluyor? Vay canına, şuna bak. Adeta sihirli. Başka ne çizsem? Bir fikrim var. Çizsem mi? Evet, yapacağım ya. Büyük bir yığın para çiziyorum. Ve şimdi de bekliyoruz. Bir şeyler oluyor. Sanırım işe yarıyor. Şu paralara bak. Vay canına. Zengin oldum. Hiç bu kadar çok para görmemiştim. Üstelik gerçekler. Bunlarla ciddi bir alışveriş yapacağım. Ama önce başka bir şey çizeceğim. Hadi bakalım. Soluk bir eskiz çizelim. Sonra da üstünden geçelim. Şimdi de gözler. Şimdiden güzel duruyor. Sonra da burnu ve gülüşünü çizelim. Aynen şöyle. Ardından vücuda geçiyoruz. Montu çok konforlu duruyor. Ben de böyle bir mont istiyorum. İşin asıl kısmı bitti. Şimdi daha ince detaylara geçebiliriz. Bandanaya logoyu çizerek başlayalım. Spiral çizsek yeter. Renk ekleme zamanı. Saç için sarı kullanıyoruz. Modelimize sarı yakışıyor. Bandana için maviye geçelim. Mavinin farklı tonlarını kullanıyoruz. Sonra da gölgeleri ekliyoruz. Karşıtlık yaratmak istiyorum. Metalik bir görüntü katıyoruz. Çok fark yaratıyor. Cildi için açık bir pembe kullanalım. Kulağının üstü ve burnunun altı daha koyu pembe olsun. Çizimlerime doku ve gerçekçilik katmak için iPad kullanmak işi çok kolaylaştırıyor. Olay ışığın düştüğü yeri doğru tespit etmekte. Sonra da farklı tonlar kullanabiliyoruz. Boyunda daha koyu bir pembe tonu kullanıyoruz. Gölgede kalıyor gibi duracak. Saçına da biraz detay katalım, böylece saçı dik görünecek. Şimdi gözlere yakınlaşalım. Mavi gözlü bir çocuk olacak. Esme aygıdını seçelim. Gözlerin ve göz kapaklarının etrafından geçiyoruz ve rengi kaldırıyoruz. Şimdi ne yapsak? Buldum. Kıyafetler. Bu renge bayılıyorum. Biraz da gölge istiyor. Bu da bitince montun kalanını boyayabiliriz. Bunun için kot mavisi kullanalım. Çok hızlı bitti. Biraz da siyah ekleyelim. İnce bir çizgi çekmeliyiz. Bıyık da ekleyelim çünkü niye olmasın? Arka planı boyayalım. Sanırım bitti. Vay, müthiş oldu.
Hadi ama çok uzun sürdü. Sonunda. Yuhuu. Neler oluyor ya? Seni çizdim. Aa, gerçekten çok mantıklı. Şu an doğum günümdeyiz. Aa, siz de görüyor musunuz bu baloncukları? Yaşasın. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Baloncuklar o kadar sihirli görünüyorlar ki. Ne yapıyorsun sen? Hey, kes şunu. Bunu bütün gün yapabilirim. Eyvah. Hemen dersi terk et. Derhal. Baloncukları pek sevmiyorsunuz demek. Ne kaçırdığınızı bilmiyorsunuz ama. İşte ben ve baloncuklarım gidiyoruz. Aa, bir dakika. Aklımda bir plan var. Hemen başlasam iyi olur. Masamızın üstüne bir vantilatör koyup düğmesine basıyoruz. İşte baloncuklar geliyor. Vay canına, şunların uçuşuna bak. Müthiş bir şey. Öğretmen gördüğünde çok şaşıracak. Yine mi baloncuklar? Bunu kim yaptı yine bakayım? Kafası çok karıştı. Of, ne günde ama. Biraz dinleneyim şurada. Merhaba anneciğim. Oynamak ister misin? Hadi yakala. Bugün olmaz canım. Çok yorgunum şu an. Ama. Belki o zaman. Ben sadece eğlenmek istiyordum. Ha, bir dakika. Belki yardımcı olabilirim. Şu çantayı alayım. Bununla sorunumuzu hemen halledeceğiz. Güven bana. Al bakalım. Oo, kalemlere bak. Bunun daha çok hoşuna gideceğini biliyordum. Ama şimdi biraz kağıda ihtiyacın olacak. Aa, harika bir fikir. İşe yaradığına memnun oldum doğrusu. Buraya çok güzel bir resim yapacağım. Bu rengi sevmiyorum. Bana bir başka renk lazım. Nerede bulacağımı biliyorum. Burada bir sürü seçenek var. Hadi kalemlerin hepsi masaya yatsın. Yaşasın. İşte hepsi dökülüyor. Vay canına, şu renklere bak. Aynı gökkuşağı gibi. İşte şimdi oldu. Şimdi harikalar yaratacağım. Futbolculuk zaten bana göre değildi. Ah, artık ben ressam oldum. Anneme göstermek için sabırsızlanıyorum. Ne yaptın sen böyle canım? Sana kutusu kucaktım. Ah, olamaz. Bu tamamıyla senin hatan. Bir dakika, bu şişe. Neden bahsediyorsun anneciğim? Buna bayılacaksın. Bekle biraz. Şimdi halledeceğim. Şişeyi ikiye kesiyoruz. Bize sadece alt kısmı lazım. Şişeyi daha aynı şekilde kesiyoruz. Şimdi şişelerin üstüne çıkartmaları yapıştırıyoruz. Çok sevimli oldular ama, değil mi? Daha sonra şişeleri bir araya getiriyoruz. Aynen böyle bak. Şimdi bu senin için. Şuna bir bak. Aa, ne diyorsun? Bunların içine kalemlerini koyabilirsin. Böylece kalemlerin hiç dağılmayacak. Aa canına, çok iyi fikirmiş anneciğim. Bayıldım ben buna. Ödev zamanı. Ama orada şu dondurmayı yesem harika olur. Dondurma çok iyi geldi gerçekten. Tamam, artık öleve başlayabiliriz. Uzun süreceğini sanmıyorum. Sonrasında dondurmamı yemeye devam edebilirim. Güzel bir başlangıç oldu. Şimdi bir ara verelim. Çok nefesli, bunu yapmak çok zevkli. Ödev yapmayı çok daha keyifli hale getiriyor. İşte sonunda bitti. Hepsi tamam. Şimdi daha önemli işime geçebilirim. Yani dondurmayı bitirebilirim. Tadı çok güzel. Aa, bir dakika. Aa, dondurma meriyor ama. Olamaz. Hepsi kitabımın üstüne damladı. Neden böyle bir şey oldu ki şimdi? Neyse, hemen halledeyim şunu. Dondurma çubuğunu belli bir açıyla kesiyoruz. Sonra kırmızı gazlı bir kalem alıp çubuğu boyuyoruz. Kalemle en sona kadar gidiyoruz. Tamam, bu kadar yeter. Çubuğu bir kağıdın üstüne koyuyoruz. Buraya da dondurma çiziyoruz. Ve onun da üstünden gazlı kalemle geçiyoruz. Bunun için sadece çizgileri takip etmemiz gerekiyor. Tamamdır. Şimdi bize bir yapıştırıcı lazım. Dondurmanın içini yapıştırıcıyla dolduruyoruz. Önce kenarlarıyla başlıyoruz. Bütün kenarlarına yapıştırıcı sürüyoruz. Sonra ortaya doğru ilerliyoruz. Aynen böyle. Şimdi bu renkli boncukları yapışkanın üzerine serpiştiriyoruz. Bu kısmı çok eğlenceli. Boncukların fazlasını üfleyip uzaklaştırıyoruz. Ve yapıştırıcının kurumasını bekliyoruz. Ancak hala yapacağımız bir şeyler var. Bunu süslememiz gerekiyor. Buraya bir mesaj yazıyoruz. Çubuk dondurmalar beni çok mutlu ediyor. Sonra her yere kalpler çiziyoruz. Tamam, bu kadar yeter. Oh, harika oldu. Çok mutlu oldum şu an. Bayıldım buna. Oh, bunları saklamam lazım. Aa, buldum. Wendy, hemen buraya gel. Kuralları biliyorsun, okulda atıştırmalıklar yasak. Ha, buralarda bir yerde biliyorum. Kaçabilirsin ama saklanamazsın. Belki de saklanabilirsin. Ama bu iş daha bitmedi. Gitti mi? Öylesine sinsi olduğum için ağ almalıyım. İlginç, anladım.
Aa, çok zeki ve hoş bir çocuk. Aa, bu senin için. Aa, belki beni ararsın. Aa, ne? Aa, sen ciddi misin? Aa, hiç işim olmaz. Ne? Aa, bir sorun mu var? Makyaj yüzünden kendini çok özel sanıyor. Bu büyük haksızlık. Halbuki okulda makyajlı dolaşamaz. Sanırım ders için her şey yanımda. Yoğun bir ders olacak. Oh, dikkatli ol. Nereye gittiğine dikkat eder misin? Bak ne yaptın. Kazara oldu, üzgünüm. Of, zamanı ergenleri. Ha? Bu da nedir? Bu benim değil. Aa, ama şimdi oldu. Nefis limonata ve çikolatalar burada. Selam, sana ne verebilirim? Bir çikolata da bilir miyim lütfen? Tabii ki, ama bedava olmaz. Ah, evet tabii ki. Aa, bir saniye. Aa, paramı düşürmüş olmalıyım. Of, günüm giderek berbatlaşıyor. Para yoksa çikolata da yok. Üzgünüm, şimdi ilerle. Niye böyle şeyler hep benim başıma geliyor? Biraz kafamı dağıtmam lazım. Hey, sen ne yapıyorsun? Umarım bunları sonra toplarsın. Annem odayı dağınık görürse çıldırır. Bir saniye, sanırım bir fikrim var. Evet, bu işe yarayabilir. Bunları ödünç almam gerekiyor. Köpükten bir ayak izi kesiyorum. Farklı renkler kullanıyoruz. Şimdi her parçayı üst üste koyup birbirine yapıştıracağız. Şimdi bize biraz tutkal tabancası lazım. En üst parçaya tutkal sürüyoruz ve üstüne terliğimizi yerleştiriyoruz. Sonra tutkalın kurumasını bekliyoruz. Ortadaki katmanlardan birini kesip içine bu kutuyu sokuyoruz. İşte paramızı saklayabileceğimiz harika bir zula. Yani paramı hiç kaybetmeyeceğim. Aa, geri geldin demek. Umarım bu sefer param vardır. Merak etme, var. Bekle, paramı yerinden çıkarayım. Oo, yeşil en sevdiğim renktir. İşte çikolatan. Okulda her şeyin bir kuralı olmalı. Bu çocukları terbiye etmemiz gerekiyor, özellikle de Mindy'yi. Ah, merhaba. Hayır, uzak dur. Sen etraftayken geriliyorum. Aa, size bir şey vereceğim. Sizden bu şekilde özür dilemek istiyorum. Umarım atıştırmalıkları seviyorsunuzdur. Buyurun. Gerçekten mi? Bu benim mi şimdi? Belki o kadar da kötü bir çocuk değilsindir. Ah, daha sonra beraber takılabilir miyiz ha? Hey, ben geri geldim. Ay, oh, amanın. Terliklerin ne güzelmiş. Rengarenkler. Güzel görünüyor gerçekten. Bunların terlik olmasının yanında başka bir işlevi de var. Buna ne diyorsunuz? İhtiyacım olan her şeyi burada taşıyorum. Dudak parlatıcım da buna dahil. Dudak parlatıcısına ne zaman ihtiyacınız olacağını hiç bilemezsiniz. Bu en sevdiğim renk. Oo, güzel görünüyorsun Mindy. Aa, bunu söylemen çok şeker. Ben ciddiyim. Daha sonra birlikte takılalım mı? Film falan izleriz belki. Ah, tamam, olur. Numaram sende var değil mi? Hey, işte yine başlıyoruz. Ben buradayken herkes sınıfa giremez. Dur bakalım orada. Kim olduğumu biliyorsun değil mi? Babam bunu duymaktan da hiç memnun olmayacak. Tamam, gir hadi. Sağ ol. Bu sadece cep harçlığı. En iyisi bırakayım kalsın. Ah, zengin çocukları. Şu güvenlik görevlisi çok korkutucu. Beni çok geriyor bu kadın. Pekala, işte giriyoruz. Evet evet, bunu yapabilirim. Sadece doğal davran. Kımıldama. Ah, o şey güvenli mi? Öyle olacağını biliyordum. Olmaz, sen içeri giremezsin. Hadi git buradan, sen fakirsin. Ama bu kadar kaba olmana gerek yoktu. Bu da ne? Ah, canım çok yandı. Neyin üstüne düştüm ben? Ha, bunlar elmas falan mı? Vay canına, bunlar bildiğin elmas. Ben de farklı bir şeyler görüyor musun? Belki biraz. Işıltıya ne dersin? Şimdi girebilir miyim? Tarayıcı karar versin ona. Bence bu sefer olacak. Ha? Bu sefer zengin diyorsun. Aa, hiç anlamadım bu işi. Ama tarayıcı yalan söylemez. Hadi gir içeri. Gerçekten mi? Şey, elbette. Derse hazırlansam iyi olacak. Defterimi çıkarayım. Acaba bugün neler öğreneceğiz? Umarım ilginç bir şeyler olur. Güzel, tam zamanında gelmişim. Jetim yakıt ikmali için durmak zorunda kaldı da. Ben evvel başlayabilir miyiz? Yemeğe rezervasyonum var da. Vay canına, şu deftere bak. Ha, biliyorum, çok özel bir şeydir. Ama sen bir de bunu gör. Ay, yok artık, olamaz. Telefonuma ne diyorsun? Gördüklerime inanamıyorum. Ha, buna dokunmak istiyorum.
Hayır, olmaz işte. Çok harika değil mi? İçimden şunu yapıştırmak geldi şu an. Defterime yapıştırayım şunu. Harika görünüyor. Sorun yok, istersen kıskanabilirsin. Benim defterim çok sıkıcı. Benim hiç özel bir şeyim yok. Of, hayat çok acımasız. Bir saniye. Ne yapacağımı biliyorum. Bu resimleri keserek başlıyorum. Bunu yapmak karnımı acıktırdı. İşte bu da sonuncusu. Ama hala yapmamız gereken şeyler var. Tarife uymak gerektiğini biliyordum. İşte geliyorum. Siz bana aldırmayın. Sadece doğru şeyi bulmak istiyorum. İşte aradığım şey bu. Hayır, kruvasan değil. Bana bu pişirme kağıdı lazım. Şöyle çaktırmadan alayım. Beni görmemesi lazım. İşte aşırma diye ben buna derim. Az bir şey kaldı. Pişirme kağıdını kareler halinde kesiyoruz. Resimleri üst üste yerleştirip bantlıyoruz. Bantı kırıştırmamak için dikkatle yapıştırıyoruz. Şimdi resimleri kesiyoruz. Bunu yaparken hiç acele etmiyoruz. Resimleri ana hatlarını takip ederek kesiyoruz. Güzel oldu bence. Pişirme kağıdını ayırıp resim defterimize yapıştırabiliriz. Güzel görünüyor. Diğerlerine de aynısını yapıyoruz. Vay canına, şimdiden çok daha güzel oldu. Pizzayı da unutmuyoruz. Hey Alex, şuna bak. Ne? Renkler, resimler. Müthiş, bayıldım buna. Ben de öyle söylemeni umuyordum. Bu yemek ne böyle? Merhaba, şundan bir kase alayım. Aşçılık okuluna bunun için mi gittim ben? Bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ben buna yeşil şey diyorum. Al bakalım. Biraz yapışkan sanki. Bir dakika. Tamam, acele etmene gerek yok. Kepçemden ayrılmıyor. Kimin kaseye ihtiyacı var ki zaten? İşte oldu. Hadi afiyet olsun. Şuna bak. Bedava yemek. Bunu yememin imkanı yok. Dışarıdan sipariş vereceğim. Bu güzel görünüyor. Topaklar ekstradan lezzet katıyor. Nefis. Yemek için sabırsızlanıyorum. Çok iğrenç bir şey. Bunu nasıl yiyebiliyor? Uşak. İşte bu güzel. Teşekkürler. Hayatta hep güzel şeyleri tercih etmişimdir. Ve bu konuda taze sushi'den daha iyisi olamaz. Çok lezzetli görünüyor. Ağzım sulandı resmen. Bir dakika. Bu vızıltı da ne? Bu bir sinek. Üstelik sashimin üstünde. Ne yapacağım ben şimdi? Yemeğim mahvoldu. Şimdi çıkaracağım. Bu kadar da önemli bir şey değil ya. Bu sadece bir sinek. Hey Alex, bunu yiyebilir miyim? Tabii, nasıl istersen. Umarım birazdan iyi olursun. Hadi uçur lan sinek. Nefis. Evet, çok güzel. İşte bir sonraki meydan okumanız. Bence bunu yapabilirim. Belki de yapamam. Çok sinir bozucu. Daireler çok aptalca. Yine mi? Galiba ben çok iyiyim. Öyle acıktım ki. O ses senden mi geldi? Kahvaltı yapmamıştım. İyi ki bunu getirmişim. Merhaba dostum. Pardon Emily. Kuralları biliyorsun. Aklımdan çıkmış olmalı. Dairelere geri dönelim o zaman. Şimdi gerçekten gurulduyor. Konsantre olamıyorum ki. Bekle bir dakika. Öğretmen bakmıyor değil mi? Bir planım var. Daireler de bu plana dahil. Daire derken küçük yuvarlak çikolataları kastediyorum. Gösteri zamanı. Hadi yapalım şu işi. İyi görünüyor. Emily. Yine yakalandım. Sanki büyü yapmışım gibi. Bu harika. Ben de istiyorum. Karnım nasıl da acıktı. Bir dakika. Pastel boya kutum. İşte şimdi oldu. Kahvaltılık gevrek zamanı. Anlaşıldı mı? Evet. Sakıncası yoksa nefis.
İşe yaradı. Şahane. Hey ya, bu çok akıllıca. Sen de ister misin? Ben böyle iyiyim. Ah, bir dakika. Ha? Şu numaraya baksana. Kahvaltılık evreyi şuraya boşalt. Sonra sıra yapıştırıcıya geliyor. Yapıştırıcı derken sütten bahsediyorum. Sonuçta ikisi de beyaz, öyle değil mi? Bir delikanlıyla kahvaltılık evreğinin arasına hiçbir şey giremez. Hatta okul kuralları bile. Hadi parti başlasın. Umarım öğretmen bakmıyordur. Vay canına, çok akıllıca. Belki de derste olmak o kadar kötü bir şey değildir. Orada neler oluyor? Ha, çiziyorum efendim. Tamam. Hey, bana onlardan versene. Çok güzel değil mi? Sessizce gideyim. Parmak uçlarımda. Etrafımda kimse var mı? Yok gibi. Oh, Eva ne kadar güzel ve tatlı. Şunu kaldırayım çünkü şimdi cesaretimi toplamalıyım. Ona getirdiğim keke bayılacak. Aman anne, işte geliyor. Hemen orada. Buradan gideyim. Şu köşeye saklansam iyi olacak. Tamam, dolabının oraya geldi. Telefonuna bakıyor. Hayır hayır hayır, bu olmaz. Bu Jake. Selam Eva, bunları sana aldım. Bana mı? Aa, çok leziz görünüyorlar. Şu çileği deneyeyim. Çok lezzetli, bir tane ister misin? Hayır, bu haksızlık. Beni nasıl yendi? Pekala, işte bana bir fırsat. Bence bu lalelere bayılacak. Selam Eva. Ha, o da ne? Aa, selam. Bir şey mi lazımdı? Pardon, boş ver. Aa, peki. Bu güller ne güzel kokuyor. Eva'ya üzerine yazı yazacak bir şey lazım. İşte bana bir fırsat. İşte Eva, benim defterimi alabilirsin. Hadi benimkini al. Mor rengi sevdiğini biliyorum. Of, kesin yine Jack'inkini seçecek. Bak, hem de 3 tane var. Aa, senin defterinde eğlenceli bir şey var. Ne? Hadi ama. Bir avuç boncuk ve eğlenceli süs aldım. Bulabildiğim her renkten aldım. Sonra bu cips kutusunun kapağını çıkardım. Kenarına sıcak silikonla bir hat çektim. Sonra defterin üzerine bastırdım. İşte böyle. Bitti. Eğlenceli, ışıltılı bir defter. Bunu senin yaptığına inanamıyorum. Sana bu laleleri de getirdim. Tebeşirle bu kalbin içini dolduruyorum. Oo, acıktım. Yaşasın pizza. Pizza benim favorim. Bayılırım. Oo, pizza düşüp bütün tişörtüme bulaştı. Her yanım kirlendi. Niye ağlıyorsun? Ne oldu? Tişörtümü mahvettim. En sevdiğim tişörtü. Aman tanrım, aman. Tamam tamam, üzülme. Pekala, yapabileceğim bir şey olmalı. Bir dakika. Tebeşir. Tabii ya, bunu kullanabilirim. Pekala, tebeşiri ve lekeli tişörtü aldım. Tebeşiri sos lekesinin üzerine sürüyorum. Tamam, işte. Hepsi kapandı. Şimdi çamaşır makinesine atıyorum. Tada! Bak, tişörtün temizlendi. Hazır mısın? Hadi bakalım. Yaşasın! Teşekkürler baba. Hey, dur hele. Bu şekilde pizza yemek yok artık. İşte, tekrar dökersen bu tişörtü korur. Bazen babam böyle günü kurtarır. Of, hiçbirini doğru yapamıyorum. Bu çok zor. Peki bir de şöyle deneyeyim. Hayır hayır, bu da işe yaramaz. Of, bu hayatımın en kötü günü. Pekala, sakin ol ve tekrar hesapla. Yok, hayır, faydası yok. Ümitsiz bakayım. Ne? Amma kağıt ziyan ediyor. O sınavını nasıl bu kadar iyi yapıyor? Belki de ondan yardım istemeliyim. Ben mi? Sana yardım etmek mi? Tam bir eziksin. Of, hayatta olmaz. Bana kesin kötü davranır. O çok popüler biri. Burası da ısındı mı ne? Çok sıcak gelmeye başladı. Ha? Hey, ne var? Şey, yok bir şey.
Yok artık. Neredeyse bütün testi yapmış, bitirmiş. Yeter artık. Ondan yardım isteyeceğim. Yardım mı? Tabii, seve seve. Bak, sana bir matematik numarası göstereyim. Sonraki sayıların çevresine bir çerçeve çiz ve onları çarp. Sonra aynısını baştaki sayılara da yap ve sonucu yaz. Şimdi bu iki sayıyı da toplayıp ortaya yazacağız. Bak, işte cevap bu. Al bakalım. Aa, çok teşekkürler. Çok nazik ve bilgelisin. Nihayet sınavı bitirebilirim. Evet, kompozisyon yazmaya bayılıyorum. Çok güzel. İddialı gerekçeler ortaya atmak hoşuma gidiyor. Vay canına, hemencecik ne çok yazdı. Tuhaf. İyi bağlantılar kurmak da önemli tabii. Öf, bu törpü körelmiş. Başka bir tane gerekli. Yok, büyük yeşil olan lazım sanırım. Oo, bu fikrimi de yazmayı unutmayayım. Evet, pekala. Şimdi sıra mükemmel bir bitişte. Aa, olamaz. Kurşun kalemimin ucu bitti. Olamaz. Bu olmadan kompozisyonu nasıl tamamlarım? Hey, bana ödünç verebileceğin bir kurşun kalemin var mı? Aa, kusura bakma. Sadece bu var. Aslında işime yarayabilir. Versene. Evet, işe yarıyor. Törpüledikçe kalem de açılıyor. Güzel. Kompozisyonumu bitirene kadar bu yeter bana. Hey, acaba benim için de bir kompozisyon yazabilir misin? Tabii. Sana borcum var sonuçta. Evet, telefonuma döneyim. Kurşun kalemimin ucunun kırılmasından nefret ediyorum. Bu çok can sıkıcı. Neyse ki bir ufaklık var. İşin zor kısmını o yapıyor. Bana düşen sadece bir kolu çevirmek oluyor. Sonra güzel, ucu sivri bir kurşun kalemin oluyor. Aynı şeyi diğerlerine de yapıyorum. Aklıma bir fikir geldi. Yaratıcılığımı kullanmanın vakti geldi. Bir kağıt parçasını böyle katlıyorum. Sonra da mavi canavarın, yani Blue'nun yüzünü çiziyorum. Bu harika olacak. Ona bayağı benzedi. Bunu bitirince kağıdı açıp çizimimi bitiriyorum. Birkaç ayrıntı eklemek gerek. Böyle daha iyi oldu. Şimdi sıra renklere geldi. Bunu çok beğendim. Resmi seviyorum. Ne kadar tuhaf olursa o kadar iyi. Hı? Ne yapıyorsun? Hey, o benim çizimim. Hemen buraya gel. Nereye götürüyorsun onu? Ne yaptığını sanıyorsun? Burada neler oluyor? Ha? Aa, gelmişsin. Siz de kimsiniz? Seni bekliyorduk. Ay, çok güzel görünüyorsun. Takıları her kız sever. Özellikle de yeni kazılıp çıkartıldıysa. Hatta ikimizde de aynısından var. Doğum günümde bana takı almasına sakın izin verme. Bir sorunu mu var? İşte ilk meydan okuma. Bana takı yapın. Bundan pek emin değilim. Hadi şunu yapalım da bitsin. Bunu yaptığımıza inanamıyorum. Hadi ayağa kalk. Nereden başlıyoruz? Parmaklara ne dersin? Lütfen bana öyle bakma. Bunu kullansak olur mu? Hiçbir fikrim yok. Bir dakika. Lütfen bunu yapmayın. Evet, bunu biliyorduk. Sadece şaka yapıyorduk. Hala bir fikir bulamadım. Dur, kımıldama. Bu lastik tokaları kullanabiliriz. Hey, onlara ihtiyacım var. Bu daha önemli. Harika. Saçım şimdi dağılacak. Hepsini aldım. Şunu seyret. Sadece parmaklarımı kullanacağım. Lastik tokayı alıyorum. Ne yapıyorsun? Lastikleri bu şekilde parmaklara doluyorum. Üst üste yapmaya devam ediyorum. Sonra kırmızı olanı etrafından geçiriyorum. Ardından aynı işlemi tekrarlıyorum. Bunu yapabilirim. Şurada daima yedek lastik toka bulunduruyorum. Bu benim acil durum stokum. Bir gün işe yarayacaklarını biliyordum. Lexi'nin görmesine izin vermemeliyim. Bu düşündüğümden daha zormuş. Bitirmeme az kaldı. Tıpkı saç örgüsüne benziyor. Bir halka yapmak istiyorum. İşte tam bunun gibi. Harika bir bileklik oldu. Olivia, şuna bak. Bende de var bir tane. Ha, nasıl yaptın? Fikirlerimiz çakışmış. Benim için fazla renkli ama berabersiniz. Yaşasın, hepsi benim sayemde. Bunlar çok hoş. Onu kesinlikle takacağım. İşte bu yüzden normal insanlarla takılmıyoruz. Bu renk mükemmel. Koyu, karamsar, tıpkı benim gibi. O da ne? Ah, telefonum. İn üstümden. Çok can sıkıcısın. Beni rahat bırak. Ah, çok yazık. Bana acımanıza ihtiyacım yok. Neyse, sıradaki meydan okumamız bu. Daha neyi bekliyorsunuz? Bize güvenebilirsin. Bu çok eğlenceli olacak. Telefon kılıflarımızı çıkardık. Hadi başlayalım. Ne
yapsam? Aa, harika bir planım var. Sadece çantamdan bir iki şey almalıyım. Nerede bu? Aa, buna ihtiyacım yok. Burada başka ne varmış? Sana çantanı daha sık temizlemeni söylemiştim. Ha, havuç mu? Bunu sonra yerim. Tüh, onu paylaşabilirdik. Hah, işte aradığım şey buydu. 3D kalemim. Bu harika olacak. Telefon kılıfına çizim yaparak başlıyorum. Çizgilerin birbirine değmesine dikkat ediyorum. Sonra renk değiştiriyorum. Her yerini bu şekilde yapacağım. Bir gökkuşağına benzeyecek. Vay canına, tam da böyle olmasını hayal etmiştim. Nasıl buldun? Tablet beğendin. Yüzümü güldürüyor. Güzel görünüyor. Çok sevimlisin. Tamam, bari tavşan falan alsaydın. Poşesini alayım, bu işime yarayacak. Önce hangisini kullansam? Bu güzel görünüyor. Ojeyi telefon kılıfına damlatıyorum. Kılıfa birkaç benek yapmak istiyorum. Sonra daha çok renk ekleyeceğim. Renkleri üst üste koyuyorum. Daha şimdiden güzel görünüyor. Bir pipete ihtiyacım var. Umarım nefesimiz kesilmez. Pipeti üflemem gerekiyor. Böylece oje telefon kılıfına yayılıyor. Birbirine karışıyor. Güzel bir ebru efekti yaratıyor. Şimdi onu kurutmak için bu lambayı kullanabilirim. İşleri hızlandırır. Vay canına, şahane görünüyor. Hey, şuna bak. Umarım beğenirsin. Kendini aşmışsın. İçimde güzel bir his var. İkiniz de iyi yaptınız. Yine berabersiniz. Evet, çok mutluyum. Bu telefon kılıfını kullanacağım. Tüh, ah, elime yapıştı. İyi misin? Ne yapacağım? Çıkaramıyorum. Ah, telefonum. İyi ki onu koruyacak bir kılıfın vardı. Bu konuyu açmayalım. Pekala çocuklar, test zamanı geldi. Umarım iyi çalışmışsınızdır. Hadi o zaman başlayalım. Aa, bu kolay işte. Tam bir inek tip. Benim çalışmama gerek yok. Tüm cevaplar işte burada. Kesin A alacağım bu testten. Çok zekiyim gerçekten. Aa, bunu hiç bilmiyordum. Emily ne yapıyor öyle? Buna inanamıyorum. Hey, buraya bakar mısınız? Sorun nedir Matthew? Emily kopya çekiyor. Bu doğru mu? Ne? Aklımın ucundan bile geçmez. Gelin bakın isterseniz. Ne dedi? Ha, bir dakika. Orada bir telefon vardı. Ben bir şey görmüyorum. Seni kanmaz. Şimdi testimi bitirebilir miyim? Her zaman bir adım öndeyim. Bir dahaki sefere iyi şanslar Matthew. Ben fazla zekiyim canım. Ama. Yürüt yapmayın lütfen. Bu aramızda kalsın, tamam mı arkadaşlar? Hala burada işte. Ay, çok geridim bir an. Umarım Matthew'un hoşuna gider. Çünkü o bunu hak ediyor. Rüya gibi bir çocuk resmen. Yani ona bir bakın. Şunu bir sarsam iyi olacak. Paketin kusursuz olmasını istiyorum. Hangi kaplama kağıdını tercih etsem acaba? Bu güzelmiş. Tıpkı Matthew gibi. Şimdi kağıdı kesmem gerekiyor. Bir dakika. Bu makas değil ki. Çantamda kesin bir tane olması lazımdı. Nerede bu makas? Olamaz. Burada olmalı. Hadi ama. Yoksa bu bitkinin içinde mi? Hayır. Şimdi ne yapacağım ben? Mecbur elimle yırtmam gerekecek. Acele etmeye gerek yok. Pekala, bunu becerebilirim bence. İşte böyle. Yavaşça kağıdı yırtıyoruz. Of, hiç planladığım gibi gitmedi. Bu bir felaket oldu. O da ne? Belki bunları kullanabilirim. Evet, sanırım bu işe yarayacak. Şöyle bir keselim bakalım. Açı ölçerleri bu şekilde tutup bu kesme hareketini yapıyoruz. Gayet iyi gidiyor. Yaşasana, işe yarıyor. Vay canına, bu inanılmaz. Artık hediyesini paketleyebilirim. Kenarları bu şekilde kıvırıp alta doğru katlıyoruz. Buraya da bir fiyon katalım. İşte hepsi bu. Şimdi Matthew'u bulmam gerekiyor. Buradaymış. Bir dakika. 2 kere 2 4 mi diyordu? İnsan her gün yeni bir şey öğreniyor. Matthew. Doğum günün kutlu olsun. Oo, çok teşekkürler Emily. Çok heyecanlandım şimdi. Yok artık. Bu seti hep istemişimdir. Nereden biliyordun bunu? Beğendiğine sevindim.
Vay canına, bu ders muhteşem. Anlayacağınız üzere hepsi çok basit. Ah, gerçekten öyle. Aa, ben de gelmiş. Ne haber inek? Yan yana oturmak zorunda olduğumuza inanamıyorum. Neyse ya, kitabınızda 14. sayfayı açın bakayım. Of, bu dersten nefret ediyorum. Sanırım atıştırma zamanı geldi. Çikolataya bayılıyorum. Şimdi bunun tadını çıkaracağım. Sen ne yapıyorsun? Sınıfta bir şeyler yenmeyeceğini bilmiyor musun? Karnım acıktı. Aa, çok güzel. Gördüğüm şeye inanamıyorum. Neler oluyor orada? Yanımda oturmuş çikolata falan. Aa, bir dakika. Gördüğüme emindim. Ona dikkat edin. Çok sinsice şeyler yapıyor. Bu hiç komik değil bende. Ay, çok tuhaf. Herhalde hayal falan gördüm. İşte tam fırsatı. Bu cipsi sonraya saklıyordum. Aa, hadi ama şaka mı bu ya? Oo, çok güzel görünüyorlar. Oo, tadı da müthiş. Bu çılgınlık. Bunu siz de görüyorsunuz değil mi? Şimdi ne var? Bakın cips yiyor. Yani yiyordu. Aa, ne bu saçmalık ya? Hayal kırıklığına uğradım ben de. Dersi bölme artık. Aynı fikirdeyim. Sen böyle devam et. Ben kendime bir sandviç yapacağım. Az evvel ne dedin sen? Yok artık. Bunu nasıl yapıyor hiç anlamıyorum. Her neyse. Yani bunu Mindy bile yapabiliyorsa sanırım ben de atıştırmalık yiyebilirim. Buralarda bir yerde çikolatam olması lazım. Ah, işte buldum. Sen ne yapıyorsun sanıyorsun? Sınıfta bir şey yiyemezsin. Bu sadece bir çikolata Mindy. Az evvel ne demiştim? Dersi bölmeyi kes artık. Ama bu büyük haksızlık. Bunu nasıl yaptığını hiç anlamadım. İşte burada ders yapmaya çalışıyorum. Ben gidiyorum. Ah, yok artık. Taze bir smoothie iyi gider. Ne? Şaka mı bu? Ah, bu haksızlık. Ah, nefes al. Nefes ver. Bu iş daha bitmedi. Burada bekleyeceğim. Ah, çok ferahlatıcıydı. Sırada ne var? Ders bitti mi? Eşyalarımı toplayayım. Artık gidebilirim. Acaba öğle yemeği için neler var? Karnım çok acıktı. Ah, işte geldi. Gösteri başlasın. Tam ihtiyacım olan şey. Ağır ol bakalım. İçeride neler oldu öyle? Bunu nasıl başarıyorsun? Yani bir sürü şey yedin dersteyken. Dur. Aa, peki. Bunu beklemiyordum. Ne? Ne var? Neden bana öyle bakıyorsun? Önce şunu al. Ve gözlüğümü bir tak. Şu an neler oluyor? İşte böyle oluyor. Şimdi şekerlememi alayım. Hah, bana da tam bu lazımdı. Kımıldama. Peki, gel benimle. Otur bakalım. Ah, bundan emin misin? Güven bana, işe yarayacak. Hiç sorun yok, sivilceye benziyorlar. Yalnız bunlar yenilebilir. Tam ihtiyacım olan şey. Çok güzel. Hoşuna gideceğini biliyordum. Gördün değil mi? Yan yana oturmamız o kadar da kötü değilmiş. Ah, öğretmen. Başlayalım mı? Ah, teşekkürler Mindy. Sen bir harikasın. Şuraya küçük bir kesik atalım. Güzel oldu bence. Ay, çok sıkıldım ben. Ciddi değilsin herhalde. Bu ders bir harika. Hey Molly, planın arkasında bir şey var. Ne dedin? Ah, canına, bu da nereden çıktı? Sen sihirbaz falan mısın? Belki öyleyimdir. Ah, çok harika gerçekten. Bu aklıma bir fikir getirdi. Şimdi bana bir sürü karton parçasıyla birkaç yay lazım. Şimdi bir kutu yapabiliriz. Artık hepsini birleştiriyoruz. Evet, bence güzel oldu. Mindy, bunu görmen lazım. Hı, bu nedir? Aa, bu sen mi yaptın? Ama daha en güzel kısmını görmedin. Bu şey bozuk para yutuyor. Çok iyi olmuş değil mi? Hadi bir daha deneyelim. Ben de bunu istemeni umuyordum. Odaklanmam gerekiyor. Hata yapmamam lazım. Ne sulu bir sümük. Aa, bu nedir? Bu benim kitim. Biliyorum, harika bir şey. Kıskanmak tatlısın. Aa, bunun benim olması lazım. Şuna bir bak. Şey Molly. Onu elime alabilir miyim? Tabii ki, şaka yaptım. Nasıl kan dedim ama. Bu hiç hoş değildi yalnız. Kitimi tutmana asla izin vermem. Ah, ne kötü bir kız. Ama ona gününü göstereceğim. Fon kağıdını ikiye kesiyoruz. Sonra yapıştırıcıyı alıp kenarlarına sürüyoruz. Sonra da tırtıklı fon kağıdını alıp üstüne bastırıyoruz.
Kenarları katlayıp bunu kutu haline getiriyoruz. Sonra çerçevesine kağıt sardığımız bir ahşap şişi kutunun içine yerleştiriyoruz. İlk açtığımız bufon kağıdını kutunun üst kısmına koyuyoruz. Şimdi kağıdı delikten dışarı çekip üstüne resimler çiziyoruz. Ve işte bu kadar. Molly şuna bak. Bu Hello Kitty'nin çizgi filmi. Çok harika değil mi? Nereden buldun onu? Keşke benim de olsaydı. O zaman yapacak tek bir şey var. Onun için seninle değiş tokuş yapabilirim. Ne istediğimi biliyorsun. Buna kesin değer. Uşacık ve sevimli. Ay, daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu müthiş bir şey. Bunu bütün gün yapabilirim. Alarmımı ayarladım. Artık uyku zamanı. Bir şey unuttum gibi bir his var içimde ama. Acaba ne? Bir saniye. Sınavı unutmuşum. Of, olamaz. Bu çok kötü. Hemen ders çalışmam gerek. Umarım çok geç değildir. Pekala, bunu yapabilirim. Yalnızca ilk sömestrin dersleri ne kadar zor olabilir ki? Çok yoruldum. Ama devam etmek zorundayım. Çok sıkı çalışıyorsun demek, öyle mi? Sana biraz atıştırmalık getirdim. Sen bir harikasın. Biliyorum. Bu ne nedir? Bunu çalışmam gerek. Lambanın ışığı titreyip duruyor. Ama arızalandı herhalde. Şimdi tamamen bozuldu. Bu hiç iyi olmadı. Umarım karanlıktan korkmuyorsundur. Bir dakika. Bir fikrim var. Hadi hemen başlayalım. Bir kağıt bardağın üstüne kalpler çizip sonra bunları kesiyoruz. Ortasından ahşap çubuğu geçiriyoruz. Şimdi kartondan kesilmiş bir sürü disk lazım bize. Diskleri üst üste koyuyoruz ve disklerin hepsine ve bardağa birer delik açıyoruz. Şimdi bu şerit ledleri bardaktan geçirip ahşap çubuğu da karton disklerin üstüne yerleştiriyoruz. İşte çok tatlı bir masa lambamız oldu. Mindy, bununla ders çalışabilirsin artık. Bu tam ihtiyacım olan şey, gerçekten mükemmel. Sana iyi şanslar tatlım. Bence başaracaksın. Evet, sanırım öyle olacak. Bu kitap çok ilginçmiş. Ama kitap okumak zor bir iş. Karnım acıktı. Bana yiyecek bir şeyler lazım. Neyse ki hazırlıklı gelmişim. Biraz şekerleme yiyeyim. Harika. Şu anda çok mutluyum. Bu keyfi hiçbir şey bozamaz. Sen ne yaptığını sanıyorsun? O şekerlemeleri hemen çöpe at bakayım. Ama bu büyük haksızlık. Ne güzel yiyordum. Kuralları biliyorsun. Mindy, hayal kırıklığına uğrattın beni. Şimdi kitabını okumaya devam et bakalım. Beni yıldıramazsın ama. Daha bir sürü şekerlemem var. Hayır, yapmamalıyım. Yoksa yapsam mı? Bu şekerlemeleri yemenin bir yolu olmalı. Bir dakika. Buldum. Bufon kağıdından bir bulut kesiyoruz. Üstüne gözler ve ağız yapıştırıyoruz. Kenarlarına yapıştırıcı sürüp üstüne bu köpüğü yerleştiriyoruz. Şimdi bize bir fermuar gerekiyor. Bak, çok tatlı bir defterimiz oldu. Ama bu cebimizde lezzetli bir sarımız saklı. Rengarenk tatlı bir gökkuşağı saklı burada. İşte olay bu. Öğretmenin anlaması imkansız. Mindy, ne yapıyorsun sen? Hiçbir şey. Peki, cips keyfimi bozma lütfen. Vay canına, bu adam ne çok konuşuyor. Üstelik dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Bunu öğrenmeniz çok önemli. Sınavda bu konu çıkacak. Bütün duyduğum laf. Bu derse neyin iyi gideceğini biliyorum. Tabii ki atıştırmalık. Bu kadar dinlemek karnımı acıktırdı. Canım şekerlemeler. Bir dakika. Az evvel bir kağıt hışırtısı mı duydum ben? Şimdi bunun keyfini çıkaracağım. Ne yaptığını sanıyorsun? Hiç hoş değil dostum. Kuralları biliyorsun. Derste atıştırmalık yasak. Onu ve diğerlerini ben alayım. Yapacak bir şey yok. Gerçek şekerlememi bir bakayım. Ne güzel. %100 şeker. Şimdi nerede kalmıştım? Peki, demek derste atıştırmalık yasak. Ama içecek konusunda bir şey denmedi. İşte bu güzel gider ama bu sefer dikkatli olacağım. Çaktırmadan açayım şunu. Bir dakika, nereye gitti bu? Yani neler oluyor? Sanırım o bana ait. Onun orada ne işi varmış? Bu sana son uyarımdır Alex. Sırtına döndü. Çabuk olmam lazım. Yine mi? Ne? Kabul et, çok iyiyim. Bunu da ben alıyorum. Çok az kalmıştı. Neredeyse tadını bile aldım. Gözüm üstünde. Ne gergin bir tip. Peki, artık yapmayacağım. Bir saniye. Tutkalım. Bu aklıma bir fikir getirdi. Sanırım bunu kullanabilirim. Önce tutkalı içinden çıkarıyoruz. Sonra içini temizliyoruz. Şimdi en sevdiğimiz şekerlemeyi ezip top haline getiriyoruz.
ve bu topa da kocaman bir şekerleme şekli veriyoruz. Sonra tüpü topun içine bastırıyoruz ve toptan bir parça koparıyoruz. Geriye kalanı dikkatlice kenara ayırıyoruz. Bunu da sonraya saklıyoruz. İşte size bir şekerleme tüpü. Tüpü döndürdüğümüzde şekerleme böyle dışarı çıkıyor. Tam planladığım gibi çalışıyor. Ve en iyi tarafı da kimse bir şeyden şüphelenmiyor. Nefis. Bir saniye. Bu güzel koku da nedir? Yine mi? Şekerleme kokusu mu aldım ben? Ne? Hayır. Hiç aklıma bile gelmedi. Nedense sana inanmıyorum. Daha yakından bakmam lazım. Tabii buyurun. Burada hiçbir şey yok. Ben sadece sıradan eski tutkalımı kullanıyordum. Demek öyle. Belki de bu sefer doğruyu söylüyordur. Etrafta şekerleme falan yok. Sanırım bu sefer yanıldım. Bence de öyle. Şimdi izin verirseniz tutkallı biraz işim var. Çok güzel. Belki de bu ders o kadar kötü değildir. Suyu bir kasenin dibinde dondur. Buz küpünü kaseden çıkar. Şimdi boya takımını al. Sıra hayal gücünü konuşturmaya geldi. Doğrudan buz küpünü boya. Farklı renkte boyalar kullan. Buz eridikçe boyalar harekete geçecek ve yayılacak. Renkler birleşmeye başlayacak. Farklı boya katmanları oluşturmaya devam et. Bu aslında bayağı rahatlatıcı bir şey. Şahane bir etki yaratıyor. Sonunda ortaya çok güzel bir şey çıkıyor. Gördün mü? Tamam, sanırım ödevi yapmaya başlamalıyım. Kalemime ne oldu? Mürekkebi bitmiş, hep böyle oluyor. Sorun değil. Sofia, hey! Bir şey mi oldu Luna? Kalemim yazmıyor, bir kalem alabilir miyim? Elbette, eminim fazla bir kalemim vardır. Buralarda bir yerde olacaktı. O bir kalem değil. Bir dakika. Elimi her attığımda bu mu çıkacak? Ne çok şey var. Daha düzenli olmalıyım. Dur bakalım, aklıma bir fikir geldi. Eşyalarımı nasıl düzenli tutacağımı buldum. Önce şu lastiği klasörüme geçireyim. Birkaç lastik daha gerekecek. Artık her şeyi buraya koyabilirim. İçinde de yer var. Her şey tek bir yerde ve onları bulmak çok kolay. Güzel görünüyor değil mi? İşte kalemin. Ne? Evet, teşekkürler. Bu harika. Gördüğüm en güzel rüyaydı. Bu test çok sıkıcı. Ben seviyorum. Sen tam bir ineksin. Belki biraz eğlenebilirim. Çocuk gibi davranmayı kes. Bu soruyu sevdim. Buradan çıkmam lazım. Bir dakika. Buna ne dersin? Baksana. Bu kalemi konuma sürüyorum ve sonra biraz döndürüyorum. Kabul et, çok etkilendin. Sen bir büyücüsün. Ben de yapayım. Herhalde yanlış yaptım. Bir sihirbaz sırlarını asla açık etmez. Peki daha çok sürtünmesi gerekiyordur. İşte geliyor. Yapamıyorum. Buldum. Bunu çözmek için beynimi kullanabilirim. Yer çekimini unutuyordum. Dünyanın dönüşünü de katarsak. Anladım. Bir daha deneyeyim. Bu sihir değil. Her neyse. Çocuklar konuşmayın. Affedersiniz. Yakalandın. Sofia gözüm üzerinde. Ben ödevimi yapıyorum. Gördünüz mü? Bu son uyarıydı. Bir dakika. Kalemime ne oldu? Galiba testten kalacağım. Sonunda eve döndüm. Ne gündü ama. Hava çok kötü. Şu şemsiyeyi kapatsam iyi olacak. Işıklara ne oldu? Neyse ki el fenerim var.
belki sorunun ne olduğunu bulabilirim. Aa, bu hiç iyi değil. Bir daha olmasına izin veremem. Ama ne yapabilirim ki? Belki bu kola şişesini kullanabilirim. İşe koyulma zamanı. Bu tüyo için sana boş bir gazoz şişesi lazım. Tamam, hadi başlayalım. Şişenin üst ve alt kısımlarını çıkar. Aynısını ikinci şişeye de yap. Şişenin birini diğerinin içine koy. Sonra içlerine daha küçük bir şişe koy. Bu yağmurlu günlerde çok işe yarayacak. Aa, selam Sofia. Selam, hava nasıl da öyle? Yağmur dinmedi. Hayır, yapma. Ha? Ne oldu? Bunu kullanmalısın. Şişeleri şemsiyeye geçir, suyun yere damlamasını engelleyecek. Su en alttaki şişede toplanacak. İşte buyur. Vay canına, bu çok kullanışlı. Dikkat et. Ah, üzgünüm. Ben gidip yine bir el feneri alayım. İşte şaheserim neredeyse bitti. Bunu bir müzeye asmaları lazım. Saniye, bu Justin'in çizimi mi? Of, onunki çok daha güzel olmuş. Belki gözlerimi kısarsam daha güzel görünür. Ah, kimi kandırıyorum? Benimki çok kötü. Birazdan dönerim. Bu talaşları çöpe atmam lazım. Keşke ben de böyle bir şey çizebilsem. Bir saniye. Belki de çizebilirim. Tekereken bu stretch film. Filmi resmin üstüne yayıyoruz. Sonra üstünden kopyalamaya başlıyoruz. Sadece dış hatlarından geçsem yeter. Çok kolay oluyor. Ben bir dahiyim. Bütün büyük ressamların bunu yaptığından eminim. Bu kopyalama değil, esinlenme sadece. Şimdi filmi kaldırıyoruz ve beyaz bir kağıdın üstüne yatırıyoruz. Mürekkebin kağıda geçmesi için bir merdane kullanıyoruz. Tada! Harika görünüyor. Justin, bak ne yaptım. Vay canına. Aynı benimkine benziyor. Müthiş. Belli ki akıllı insanlar benzer düşünüyor. Çok yetenekliyiz. Çak bakalım dostum. İşte bu yüzden biz kankayız. Bu ödev zormuş. Bir saniye, o da neydi? Bunların hiçbirini anlamıyorum. Hiç mantıklı değil. Ağlamaz. Formüller giderek çoğalıyorlar. Beni rahat bırakın. Kötü not aldın Justin. Ve bu beni çok mutlu ediyor mu? Bu sesler de nedir? Uf, başım kesin şişecek. O da mı dönüyor ne? Hayır, herhalde kafamı vurdum diye oldu. Soru nedir evlat? Fizik neden bu kadar zor olmak zorunda? Hiçbir şey anlamıyorum. Sınavda sıfır çekeceğim. Başım. Biraz bana izin ver evlat. Şunun üstüne bir yara bantı yapıştırayım. Fena olmuş gerçekten. Daha dikkatli olmam lazım. Böyle daha iyi. Ne? Ama bu daha önemli babacığım. Fena almamam lazım. O zaman çalışman gerekiyor. Uğraşıyorum ama her şeyi unutuyorum. Bir dakika, buldum. Aferin sana oğlum. Ben yara bantından bahsediyorum. Şunları ben alayım. Bu bütün sorunlarımı çözecek. Elveda kötü notlar. Bandın yapışkan tarafını çıkarıyoruz. Bütün formülleri bu kağıt parçasına yazdım. Kağıdı bandın ortasına yapıştırıyoruz. Bu sayede bütün cevaplar elimin altında olacak. Bu sınavı kesin geçeceğim. Her yerim ağrıyor. Sana ne oldu böyle? Anısı hala taze. Bundan bahsetmek istemiyorum. Yine de sınava giriyorsun demek. Tabii ki. Sınav için can atıyorum. İyi şanslar, çünkü ihtiyacın olabilir. Sen öyle san. Yara bantını böyle açıyoruz. İşte ihtiyacım olan her şey burada. Kabul et, bu çok zekice değil mi? Bir mesaj geldi. Kimden gelmiş? Yok artık. Parti mi varmış hem de bu gece? Çok heyecanlandım şimdi. Molly. Ne var? Bir saniye. Öğretmen. Sınav sırasında konuşmak yasak. Son söylerim o zaman. Sessiz olun. Çok sabırsızlanıyorum ama. Bir dakika, buldum. Bu şekilde Molly'ye partiden bahsedebilirim. Öğle yemeğimi kullanayım en iyisi. Ama işe yarayacak bence. Ne yapıyorsun sen? Deliklerdeki mesajları oku. Bir dakika. Parti mi var? Hem de bu akşam mı? Kaçta peki? 7'de demek. Vay canına, hepsi tam isabet. Çok o zaman, çok sabırsızlanıyorum.
Of, bu ev ödevi çok zormuş. Çok iyi odaklanmam lazım. Evet, bunu başarabilirim. Hiç acele etmeyeceğim. Elimi hiç titretmeden bir daire çizmem gerekiyor. Of, çok sinir bozucu bir şey. Aklımda daha iyi bir fikir var. Bunu yapmak yerine televizyon seyredeceğim. Sanırım bunu hak ettim. Bu ödevi yapmaktan çok daha eğlenceli. Aha, bu programı çok seviyorum. Vah annem. Merhaba tatlım. Bir dakika, bu ne? Senin ödevin var. Evet, daire çizmem lazım. Televizyonu kapatıyoruz. Ama izleyecektim. Bu büyük haksızlık. Annem zaten çok acımasız olabiliyor. Bütün istediğim biraz eğlenmek. Hiçbir zaman istediğim şeyi yapamıyorum. Pekala, hadi şunu halledelim artık. Bu ödev çok can sıkıcı. Üstelik de çok zor. Ha? Bu annemin takı kutusu. Oo, bu ne güzelmiş. Eminim bana çok yakışırdı. Ama benim daha iyi bir fikrim var. Bunu ödevim için kullanabilirim. Kalemin birini alt kısmına sabitleyip diğerini üste alıyoruz. Ve sonra bir dizi döndürüyoruz. Harika işe yarıyor. Ödev nasıl gidiyor bakalım. Bunu sen mi yaptın? Oo, müthiş. Ben yaptım elbette. İşte benim akıllı kızım. Bir ödülü hak ettin. Al bakalım. Teşekkürler anneciğim. Çok zekice değil mi? Of, çok sıkıldım yine. Ha, bir de bana sor. Burada hiçbir şey yapmadan oturuyoruz. Ders ne zaman biter acaba? Oh, daha yeni başladı. Hiç bitmeyecek gibi görünüyor. Artık dayanamıyorum buna. Benim bir şekerlemeye ihtiyacım var. Ha, bir dakika. Heyminde. Efendim, ne var? Şuna baksana. Bunu nasıl yapıyorum sence? Vay canına, senin cadı olduğundan eminim. Devam et. Çok etkileyici değil mi? Olamaz, ne yaptım ben? Şaka yaptım canım. Parmağım hala burada. Of, çok harika bir şeydi. Tamam Hüsnü, sen de. Ben hiçbir şey çalışmadım ki. Bir saniye o zaman. Sanırım buldum. Şuna bir bak. Pastel kalemi bir tencerede ısıtıp birkaç mum ekliyoruz. Bu sayede rengin tonunu biraz açıyoruz. Kalemle mumu iyice eritiyoruz. Sonra tencereyi ocaktan kaldırıyoruz. Bardağın içine yaptığım kalıba bu karışımı döküyoruz. Kalıbı tamamen dolduruyoruz. Kurumasını bekliyoruz. İçinden dikkatlice çıkarıyoruz. Bak, aynı parmağa benziyor. Çok iyi olmuş değil mi? Pekala, gösteri zamanı. Parmağı eldivenin içine itiyoruz. Hey Molly. Enteresan bir şey. Ne yapacaksın onunla? Şunu izle. Acayip bir şey. Sakin ol, bu benim parmağım değil. Vay canına, beni kandırdın resmen. Sen bir dahisin. Sanırım öyleyim. Beni kandırdın gerçekten. Resim dersini çok seviyorum. Bu sayede programımı istediğim gibi düzenleyebiliyorum. Ne çizsem acaba? Bir anda ilham geldi. Yaratıcılık paçalarımdan akıyor adeta. Renklere bayılıyorum. Şimdi ne yapsam? Buldum. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Şu ana kadar yaptığım en güzel çalışmam olacak. Şalalala. Hadi ama. Şüptürü. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Hiçbir şey bulamıyorum. Lalalala. Bu neden bu kadar zor ki? Alkışlarınız için teşekkür ederim. Öğretmen ne yapıyor öyle ya? Mendimoli gibi resmini yap. Ne yapıyor ki o? Yaptığı şey çok etkileyici gerçekten. Herhangi bir şey boş sayfadan daha iyidir tabii. Zaman doldu. Evet, görelim bakalım. Biraz acele geldi ama bence fena olmadı. Mindy, sen ne yaptın? O pencereyi kim açtı öyle? Bir anda dikkatim dağıldı. Şu yaprak tam bana doğru geliyor. Acil durum, acil durum. Şunu çöpe atayım. Bir dakika, bunu kullanabilirim. Ama çabuk olmam gerekiyor. Yaprağın üstüne bu sayfayı koyuyoruz. Bu kalem alıp yaprağın üstünden geçiyoruz. Ve kağıda yaprağın izini çıkarıyoruz. Güzel oluyor. Ama henüz işimiz bitmedi. Şimdi makas alıp yaprağı kesmeye başlıyoruz. Yaprağı dış hatlarından kesiyoruz. Hata yapmamak için yavaşça ilerliyoruz. Süper oldu. Öğretmenim, buna ne dersiniz? İlhamımı direkt doğadan aldım. Çok güzel. Keşke benim aklıma gelseydi. Müthiş bir şey. Bravo. Sınavdan A almışım. Yaşasın. İnanamıyorum. Çok heyecanlıyım. Evet, aferin. Ya, keşke ben de 10 notu alsaydım. Hayır. Lütfen üzülme. Bak, bunu düzeltebilirim. İzle şimdi. Şunun ucuna biraz sıcak silikon sürüyorum. Sonra da kırık notun üstüne yerleştiriyorum. Şimdi bak. Notu aynen kaldırıp çıkarıyorum. Tada! Kırık not kalmadı.
Şimdi sana daha iyi bir not verebiliriz. A mı? Evet, teşekkürler, harikasın. Derse dönsek iyi olacak. Evet, kesinlikle haklısın. İşe koyulma vakti. Ne? Bu çok acayip. Onda da tek boynuzlu atlı çanta var. Bakalım hangimiz daha iyiymişiz. İşte böyle. Bende bütün bir boya paleti var. Eminim şimdi beni çok kıskanmıştır. Benim farlarım da en az onlar kadar iyi. Ne zaman istersem göz makyajımı da tazeleyebiliyorum. Bende Wolverine pençesi, mum boyalar da var ama. Bu mu iyiymiş? Yeni rujuma bak. O kadar yeter mi yani sence? Bende tüp boyalar var. Of! Ona tahammül edemiyorum. Ve tabii fırçalarda. Hiç de havalı değil çünkü bende de bu var. İşte böyle tam takım makyaj fırçaları. Öf, iyi fırçalarıyla kazandı sanırım. Bir saniye, daha işim bitmedi. Çünkü şu anda aklıma dahice bir fikir geldi. Bir yaprak keçe alıyorum, bir de cetvel ve tebeşire ihtiyacım var. Birer santimlik çizgiler çiziyorum. Yanına bir sıra daha yapıyorum ve öbür tarafa da iki sıra daha. Oralara kesikler atıyorum. Artık kalem ve fırçalarım için hazır. Onları açtığım kesiklerden geçiriyorum. Şimdi bunu rulo yapabilirim. Pekala, rulo olunca üzerine biraz sıcak silikon sürüyorum. Şimdi de elastik bir banta sahip bu küçük fiyongu tutturuyorum. Ve işte bitti. Mükemmel oldu. Belki şuna bir bakmak istersin. Nasıl yani? Bu ne cüret? Ne oluyor bakayım orada? Bir yarışmaymış. Kazananı açıklama zamanı. İşte. Aman tanrım, evet. Hep istediğim şey buydu. Buna inanamıyorum. Pekala, bütün telefonlarımı aldım. Bir dakika. Hayır, herkesin telefonlarını topluyor. Beni bunlarla hayatta içeri sokmaz. Tamam, bunları saklayacağım. Ceplerime ve her yere. Pekala, bu iyi. Sanırım bunları gizlice içeri sokmaya hazırım. Bir dakika. Bir tanesini teslim edeyim de benden şüphelenmesin. Buyurun öğretmenim, işte telefonum, bana lazım değil. Tamam, içeri girebildim. Hiçbir şeyden şüphelenmedi. Pekala çocuklar, bugün sınav günü. Süreniz kısıtlı, o yüzden işe koyulsanız iyi olur. Pekala, ilk telefonumu çıkarayım. Şarj etmeyi unutmuşum ya. Şapkamdakine bakayım. Bu beni kurtaracak. O ses de neydi? Sanırım bir şey değildi. Ucuz atlattım. Pekala, şimdi o fark etmeden telefonumu almalıyım. Ekran, o düşme yüzünden paramparça olmuş. Peki, başka bir telefon alayım. İşte kapşonumdaki. Nihayet, şimdi sınavın içinden geçme zamanı. Ne oluyor orada? Onun kesin saklamaya çalıştığı bir telefonu var. Ona bir ders vermeliyim. Işıklara ne oldu? Ekranın ışığı parlıyor. Yok artık, şaka mı bu? Evet, telefonun var. Kendini çok kurnaz sanıyorsun. Pekala, şimdi sanırım tüm telefonlarını topladım. O kadar telefonu saklayabileceğine inanamıyorum. Olamaz, şimdi ne yapacağım? Bir dakika, onda ne var öyle? Çok kıskandım. Çok etkilendim. Bundan mı? Çok kolaydı. Sadece yapışkan bant kullandım. Bant mı? Sen bir dahisin. Ders bitti bile. Atıştırma zamanı. Ne çok seçenek var. 50 sent. Peki ya bunlar? Bilmiyorum. Şu güzelliğe bak. Bol kremalı. İşte bu. Vay canına. Benimle eve geliyorsun sen. Neden? Rüyanda görürsün Matthew. Beni duydun. Kenara çekil. Olamaz. Tüysiklet. Hayır. İşte şimdi çok kızdım. Ne yapacağımı biliyorum. Sonunda. Matt, merhaba. Bunu sana öğreteceğim. Daha işim bitmedi. Umarım orada rahatsındır. Çünkü birazdan sıkışacaksın.
Söz konusu bir tatlıysa yapman gerekeni yaparsın. Görüşürüz. Bacağım kaşınıyor. İnanamıyorum. Yine pazartesi geldi. Evet. Burası çok soğuk. Evet, sanırım öyle. Bugün sınav olmasa iyi olur. Evet, aynen. Zaten ders çalışmadım. Pekala çocuklar, test zamanı. Test olmadan olur mu? Yanında mı? Bunlardan mı bahsediyorsun? Nasıl yaptığımı bilmek ister misin? Önce tırnaklarımı takıyorum. Tırnaklar sıkıca yapışınca aynı boyuttaki kağıtları üzerine yapıştırıyorum. Çok kolay. Bütün cevaplar elimde. Ha, güzelmiş. Seninkiler nerede? Şu an onlara bakıyorsun. Ha? Yani gazozumda. İşte hepsi burada. Zekice değil mi? Yapması da çok kolay. Sadece şişeyi ters çeviriyorsun ve cevapları buraya yazıyorsun. Sonra tekrar ters çevir. Wow. Bu muhteşem. Biliyorum. Hazır mısınız? Ah evet. Ben doğuştan hazırım. Vay canına. Çevirme zamanı. İşte orada. Sanırım şimdi tam zamanı. Merhaba arkadaşlar. Bekle bir saniye. Ve zamanınız doldu. Aferin çocuklar. Ne not aldım? Peki ya ben? Harika. Başardık. Yaşasın. Oo, dağınık saç alarmı. Bu iş görür. Ne? Fen sınavı bugün müydü? Of! Bunu nasıl unutabildim? Belki bir şeylere hızlıca göz atabilirim. Bunlara o kadar uzun süredir bakmamışım ki. Oo, her yer toz oldu. Aa! Bunların hiçbirini hatırlamayacağım. Sınavdan kalmak kaderimde var. Ay! Bugün daha kötüye gidebilir mi? Hadi ama. Bir saniye. Cevapları bacağıma mı yazsam acaba? Az önce aklıma dahice bir fikir geldi. Cevapları dizime yazabilirim. Gelmiş geçmiş en havalı kopya yöntemi. Bir daha asla formül ezberlemem gerekmeyecek. İyi iş yaptın Madison. Dağılmasını da engellemek için saç spreyi ideal. Güzel. Kendimi daha önce hiç bu kadar hazır hissetmemiştim. Kusursuzca suç işlemek budur. Ve hoca bakmıyorken. Dizime hızlıca bakacağım. Bazıları için sınav çocuk oyuncağı olabilir. Ama bazıları için işler biraz daha karışık olabiliyor. Aa, bu dersi asla geçemeyeceğim. Kate bütün bunları nereden biliyor? Sanki ders kitabını ezberlemiş. Kendimi aptal gibi hissediyorum. Acaba cevaplarına bakmama izin verir mi? Özel taktiği bilmiyor musun Jen? Bu tarz problemlerde. Bu sırayı... Sonra da bu sırayı çarp. Gördün mü? Sonra da bu iki sayıyı topla. 6 artı 3, 9 etti. Ve işte cevap bu. 693. Bu taktik dahice. Vay canına. Bana gösterdiğin için teşekkür ederim. Sınav sırasında konuşmayın. Kate.
göster bakayım. Ne oldu? Bütün bunlar nedir? Bunlar doğru olamaz. İnanamıyorum. Doğruymuş. 693. Bu nasıl bir sihirbazlık? Bana matematik profesörü diyebilirsin sanırım. Bu burada güzel durdu mu? Bence yeri harika oldu. Biraz bant olsaydı. Of, hadi ama. Bu iş ancak iki elle yapılır. Of. Pekala, lütfen dur. İşte. Makası nereye koydum? Daha demin cebimdeydi. Ah! Hadi ama. Bu çok saçma. Sadece bir parça bant istiyorum. Sen ne yapıyorsun öyle? Sadece bir parça bant almaya çalışıyorum. Bir düşünelim. Ah, buldum. Dur sana göstereyim. Bantın ucunu masaya yapıştır. Sonra ortadan bu şekilde ikiye katla. Sonra da tut ve çek. Gördün mü? Bu harikaydı. Hadi şunu bitirelim artık. Ve işte bu kadar. Çak. Kıpırdama Emily, hazır mısın? Tabii hazırım. Bunun için en ideal yer burası. Harika görünüyor. Bu harika bir fikirdi. Sırada ne var? Onu çoktan düşündüm ben. Kart yapmaya ne dersin? Ah, iyi fikir. Şuna bir bak. Basit ve tam konuya uygun. Al bakalım. Bunun için aklımda büyük planlarım var. Bu kartın güzel bir kalbe ihtiyacı var. Bence rengi kırmızı olmalı. Şimdi tutkalı alıp kartın üstüne biraz sürüyoruz. Artık kalbi yapıştırabiliriz. İyice yapışmasına dikkat ediyoruz. Bak, yenileri de hazır. Bir saniye bekle. Nasıl görünüyor sence? Çok şirin olmuş değil mi? Kartların devamı da bunlar mı? Aynen öyle. Bir an önce işe koyulsam iyi olacak. Birazdan hepsini bitiririm. Tutkalı sür ve yapıştır. Aslında çok eğlenceli bunu yapmak. Evet, ne var? Onlardan daha çok var. Ya şaka yapıyorsun herhalde. Hadi bölüşelim o zaman. Böylece daha hızlı yapabiliriz. Al bakalım. Tanrım, aha, teşekkürler. Çabuk olmamız lazım. Romantik olmak kolay değil tabii. Hadi halledelim bir an evvel. Biraz tutkal ve bir kalp. Bu iş sıkıcı olmaya başladı. Çok fazla kart var. Of, bayağı zor bir iş. Aynen, devam et Emily. Sen ne durumdasın? Pek parlak değil. Al benden de o kadar. Bunun kötü bir fikir olduğunu düşünmeye başladım. Ama hepsini bitirmemiz lazım. Of, gerçekten mi? Bir dakika. Ne yapacağımı biliyorum. Bu yemek kabını alıp içine bir sünger koyuyoruz. Ve süngere tutkal sürüyoruz. Bir uçtan bir uca devam ediyoruz. Sonra kapağını tekrar kapatıyoruz. Şimdi kutuyu bir sallıyoruz. Bu kadar yeter. Ne yapıyorsun sen? Süngere bastırdığımız kalbi daha sonra karta yapıştırıyoruz. Şuna bir bak. Çok daha iyi yani. Ben de denemek istiyorum. Vay, böyle çok daha iyi oluyor. Birazdan hepsini bitiririz. Sayende günü kurtardık Emily. Neredeyse bitti. İşte bu da sonuncusu. Başardık. Ve hepsi harika görünüyor. Çak bakalım. Mutlu sonlara bayılıyorum. Sınavda elinizden gelenin en iyisini yapmanızı istiyorum. Başlayabilirsiniz. Pekala, hepsini biliyorum. Hiçbirini bilmiyorum. Belki yalancıktan kalp krizi geçiyor gibi yapsam. Hayır, çok saçma. Chris, konuşmak yok. Pardon öğretmenim. Hey Madison. Ne? Biraz yardımcı olursan sana bu çikolatayı veririm. Çikolata sevdiğimi biliyorsun. Tamam. Al bakalım. Müthiş. Bunu daha önce düşünmeliydim. Cevaplar. Bunu mu arıyordun? Evet, aradığım oydu.
Hey, bunu istiyorsan bana cevapları ver. Verdim ya zaten, çok gıcıksın. Geliyor. Gerçekten mi? Bu çöpe gidiyor. O yaptı. Yapmadım. Yaptın. Hayır. Seni yalancı. Nelerle uğraşıyorum. Sadece şu kitabı okumak istiyorum. Hadi tekrar deneyeyim. Hey hey. Yine ne var? Şu çikolatayı gördün mü? Ya buna ne dersin? Evet, iyi bir anlaşma. Nasıl yapsam? Ah, buldum. Tamamdır. Defteri aç ve bir sayfasına boylu boyunca yapıştır. Tüm sayfa kaplanana kadar devam et. Sonra bir sünger al ve küçük parçalara böl. Bir parçasını fosforlu kalemin arkasına tak. Artık yazdığın her şeyi silebileceğin kullanışlı bir silgin var. Kimsenin haberi olmaz. Hey, cevaplarımı istiyorsun. Buraya bak. Ne yapıyorsun öyle? Dur hele işte. Harika, teşekkürler. O cevabı hayatta bulamazdım. Ne oluyor orada? Aa, bir şey yok öğretmenim. Bak. Gözüme öyle göründü herhalde. Ah, ucuz atlattık. Hey, çikolataları ver. Seninle iş yapmak bir zevkti. İyi antrenmandı çocuklar. Ah, böyle daha iyi. Bir dakika, defter falan mı getirmem gerekiyordu? Ha işte. Şimdi de yazı yazacak bir şey lazım. Aa, kalem yani, evet. Yok, bunun altında yok. Ben ne yapacağım? Hey, zeki kız. Uhu. Ben mi? Evet, bir kalemin ölünç olabilir miyim? Peki, fazladan bir tane olacak. İşte. Aa, çok hoş, teşekkürler. Ah, olamaz, kırıldı. Hey, zeki kız, bu defolu çıktı. Bir tane daha alabilir miyim? Dikkatli ol ama. Amanın, iki tane ardı arda. Hayatta inanamayacaksın. Al. İşte. Bunu al. Umarım bunların fişini saklamıştır. Zeki kız. Bu son kalemim. İyi, peki. Bir dakika. Bu meyve suyu kutusu işime yarayabilir. Ya da bu pipet. Bu işime yarar. Dik kalemi parçalarına ayır. Mürekkep haznesinin alt kısmına biraz tutkal sür. Sonra pipeti al ve üstüne geçir. Tutkalın olduğu yere kadar it. Pipet gibi görünen kalemler. Bunları kimse almak istemez. Aa canına, bunlar çok havalı. Bir kalem alabilir miyim? Bunlar pipet, kusura bakma. Ha, peki. Hey kanka, kalemin var mı? Evet, şimdi işime dönebilirim. Bugünkü konu Popit tek boynuzlu at. Oo, sona kalan eziktir. Ben kazandım. Evet, ben kazandım. Hazır mısın? Rica ederim, ben her zaman hazırım. Bu sorun olmaz bence. Kazanmam gerekir, daha hızlı, hadi. Kolayca kazanacağım, kaybetmeye hazır ol. Evet, neredeyse bitti. Gerçek sanatı. Boş verin. Devam etmediğim kalemlerim, onları artık kullanamam. Bunlar bitmiş, bunları da kullanamam. Ne yapıyor bu? Son bir yer kaldı. Hadi, şu kadar kaldı, sonra kazanacağım. Daha fazla kalem lazım. O ne yapıyor şimdi? Yavaş ve istikrarlı olan yarışı kazanır. Onun kazanmasına izin veremem ama kalemim yok. Bir dakika, hiç kalemi kalmamış. Buna pişman olacağım. Şuna bir bakayım. Yapabileceğim bir şey olmalı. Hey, harika bir fikrim var. Bu pipet işe yarayabilir. Bir pipet al ve kalemin arkasını ucuna sok. Öbür uca da aynısını yap. Artık yazı yazıp resim yapabileceğim bir kalemin oldu. Artık o kadar kolay kazanamayacağım. Hey, bunlar senin için. Kalemler yani.
Resmimi bitirebileceğim. Teşekkürler. Rica ederim. Bekle. 3, 2, 1 başla. Sırtını ovalayayım mı? Ay Oliver ne kadar tatlısın. Ay iyi geldi. Son zamanlarda çok gerginim. Evet sen gevşemene bak. Öyle iyi bir... Ne? Hiç komik değildi. Ha, bence biraz komikti. Ah ha canına. Bu video harika. Ha şunu gördün mü? O portakala kimin patron olduğunu göster. İşte bunu yapabiliriz. Ne yapıyor? Ha? Benim de gevşemeye hakkım var. Peki, işte sıradaki meydan okuma. Başlayın. Aa, bu eğlenceli olacak. Ben pek emin değilim. Çok kolay olacak. Sadece ellerimize çizim yapmamız gerekiyor. Gözleriyle başlıyorum. Gıdıklıyor. Tamam, şimdi kolları çiziyorum. İşte bu kadar. Parti zamanı. Hop hop. Ah, Olivia. Hadi şunu yapalım. Kendine gel. Ha, ne oldu? Ah, sanırım fazla heyecanlanmıştın. Ah, doğru. Affedersin. Sıra sende. Belki bunu kullanabilirim. Bu kumaş parçasını parmağıma geçiriyorum. Sonra içine bir şekerleme koyuyorum. Burası iyi görünüyor. Şimdi yüzünü çiziyorum. Şu kirpiklere bak. Ay çok kıskandım. Galiba birileri yakında anne baba olacak. Sizi tebrik ediyorum. Şapkanı da tak, sana çok yakışacak. Çok sevimli görünüyorlar. Bir saniye. Selam yakışıklı. Ne? Olamaz. Hey, neden gürültü yapıyorsun? Bu gerçek olamaz. Dur bir saniye. Hayal mi gördüm? Oh, nasıl rahatladım. Yani çok endişelenmiştim. İyi misin? Lexi kazanıyor. Kolay bir karar oldu. Yaşasın, başardık. Parmaklarım pek mutlu olmadı. Ne dedin? Umurumda değil. Tamam canım, canım. İşte böyle. Ne yapıyor bu? Aa, çok hoş. Dur şunu. Tüh, beni mi bekliyordunuz? Bununla oynuyordum. Aa, baloncuklu naylona bayılırım. Başka var mı? Aa, bu çok iyiydi. Bunun eğlenceli olması mı gerekiyor? Bütün gün bunu yapabilirim. Ha? Hey, eğlencemizi bozma. Ben de tam o konuya geliyordum. Tamam, işte meydan okumanız. Şık bir çanta. İşte bu güzel. Harika bir fikrim var. Şekerlememe ihtiyacım olacak. İyi bir iş çıkaracağım. Baloncuklu naylonu katlıyorum. Sonra üst kısmına şekerlemeleri koyuyorum. Farklı renklerde olmasına dikkat ediyorum. Bunu kenara koyayım. Sonra bir lastik tokaya ihtiyacım var. Onu iki şekerlemeyi birbirine tutturmak için kullanıyorum. Sık olması gerekiyor. Çünkü bu çantanın sapı olacak. Onu baloncuklu naylona tutturuyorum. İşte hazır. Çok eğlenceli. Karnın acıkırsa bunlardan atıştırabilirsin. Lexi ne yapıyorsun? Bu sıkıcı çantayı buldum. Bu işe yarayabilir. Bekle. Neler oluyor? Esin kaynağı bulmaya çalışıyorum. Ah işte aradığım şey. İşe koyulma vakti geldi. Alüminyum folyoyu açıyorum. Kırmızı bir kaleme ihtiyacım var. Folyoya bir daire çizerek başlıyorum. Sonra içini boyuyorum. Etrafına farklı renklerde daireler çiziyorum. Büyük rengarenk bir daire yapmak istiyorum. Alüminyum her yerini doldurmalı. Neredeyse bitti. Tamam, şimdi sonraki aşamaya geçiyorum. Folyoya alkol sıkıyorum. Bu mürekkeplerin birbirine karışmasını sağlayacak. İyice ıslanmalı. Çantaya yıldız şablonları yerleştiriyorum. Şimdi onu dikkatli bir şekilde folyonun üstüne seriyorum. Düzgün olması gerekiyor. Sonra da katlıyorum. Mürekkep çantaya geçti. Şimdi yıldızları açabilirim. Güzel görünüyor değil mi? Canlı renkler ve şık. Bu çantayı kullanırım. Aslında daha sonra alışverişe çıkabilirim. Güzel göründüğü doğru ama en azından benim şekerlemem var. Bunu Wednesday'e rüşvet vermek için kullanabilirim. Bana şekerleme mi atıyorsun? Göndermeye devam et. Yalnız bu bizim sırrımız olacak, tamam mı? Dudaklarım mühürlü. Peki kim kazandı? Ah, Olivia.
Evet, biliyordum. Önemli olan benim kararım. Bu kadar yeter. Gidiyorum ben. Devam et. Bunda çok iyiyiz. Neye bakıyorsun? Ne zamandan beri gökkuşağını seviyorsun? Evet, görebiliyorum. Hayır, onu yapmayacağız. Ah, tamam. Peki. Hey. Hey, hazır mısınız? Bir gökkuşağı yapmalısınız. Neşe ve mutluluk da olsa iyi olur. Gökkuşağına bayılırım. Bu kalemlere ihtiyacım olacak. Harika bir taktiğim var. Kalemleri böyle yan yana diziyorum. Sonra silikon tabancamı kullanarak onları birleştiriyorum. Kuruyunca çizim yapmaya başlayabilirim. Gökkuşağı çizmek için çok kolay bir yol. Madası var, bir şeffaf dosya alıp içine bir kağıt koyuyorum. Gökkuşağı da dosyaya giriyor. Boş geldi çıkarınca gökkuşağı beliriyor. Öyle sihirli ki. Bunu nasıl geçebilirim? Buldum. Bu mum boyaları kullanacağım. Bir de bu kızartma tavasını. Cam kavanozu tavaya koyuyorum. Ocağı açıyorum. Mum boyaların erimesini bekliyorum. Renkler birbirine karışıyor. Aa, canına şuna bak. Şimdi bir popite ihtiyacım var. Mum boyayı popite döküyorum. Sonra kurumasını bekliyorum. Bir parçasını kırıyorum. Harika bir gökkuşağı çiziyor. Vay canına, çok sanatsal oldu. Beğendim, ben de denemek istiyorum. Gökkuşağı şekerlemeleri seviyorum. Hey, biraz yavaş ol. Ay, çok lezzetli görünüyordu. Ne düşünüyorsun? Güzel mi? Bu benim çizimim. Onu görüyorsun, sonra göremiyorsun. Buna bütün gün bakabilirim. Ne? Neler oluyor? Harika gökkuşakları. Çok güzeller. Ne çok gökkuşağı var. Aa, nasıl yani? Ne? Çok tuhaftı. Lexi kazanıyor. Evet, ben harikayım. Bugün Wendy'nin doğum günü. Ah, işte geliyor. Merhaba Wendy, kafandakini niye taktın? Doğum günün kutlu olsun. Bu sana. Ah, derse gitsek iyi olur. Dün akşam o filmi izledin mi? Hey, bekle. Sonra perili eve girdiler. Yani bu neden yapasın ki? Şunu gizlice Wendy'nin çantasına atayım. Bu korkunçtu. Uyunca da kabuslar gördüm. Artık yerleşin kızlar. Üstünden geçmemiz gereken bir sürü şey var. İşte başlıyoruz. Pişt, Wendy, ne var? Çantanı aç. Ha? Çantam ama. Çantanın içine baksana. Çabuk. Çantanda bir şey var. Ha? Aa, hala anlamadı. Peki ben alıyorum. İşte aldım. İçine bir bak. Vay canına, bana hediye mi aldın? Aa, ne gereği vardı canım ya. Çok teşekkür ederim. Bunları çok sevdiğini biliyorum. Onlara bayılıyorum. Onlar bisküvi mi? Sınıfta bir şeyler yiyip içmeniz yasak biliyorsunuz. Ver onu bana. Ama bu benim hediyem. İsterseniz paylaşabiliriz. Ama hayatımın en kötü doğum günü. Üzülme, sorun yok. Hmm, güzelmiş. Sonra yemek için bir paket daha alayım. Oturmuş bisküvilerimizi gözümüzün önünde yiyor demek. Belki yapabileceğim bir şey vardır. Acil durumlarda yemek için çantamda hep bisküvi bulundururum. Ne? Sen ne yapıyorsun? Şşt, sakin ol, şunu izle. Ama bir şey daha lazım bana. Bu lastik toka işimi görür. Ne yapacaksın hiç anlamadım. Arkana yaslan bisküvi eteğinin altına koyuyorum. Lastik tokayı üstüne geçiriyoruz. Bu sayede bisküviyi yerinde tutuyoruz. Aynı şeyi bütün etek boyunca tekrarlıyoruz. Bak, eteğin özellikle böyle tasarlanmış gibi görünüyor. İşte hallettim. Ne diyorsun? Vay canına, inanılmaz. Öğretmenin şüphelenmesine de imkan yok. Kızlar sessiz olun. Sanırım ufak bir atıştırmalık zamanı geldi. Tokayı yerinden alıyoruz ve bisküvimize kavuşuyoruz. Ha? O da neydi? Gözüm ikinizin üstünde. İşe yarayacağını biliyordum. Hey, bence sen de bir atıştırmalı hak ettin. Teşekkürler kanka. Beni yere oturttuklarına inanamıyorum. Böyle çalışmak çok zor. Ha? Havadan para mı yağıyor? Aa, neler oluyor? Ve sonra bana bir elmas verdiler. Bir elmas, düşünebiliyor musun? Dersimiz başlamak üzere. İşte tam zamanında. Ah, benim kapatmam gerekiyor. Sonra görüşürüz. Nereye gidiyorsun sen?
Orada bekle bakayım. Sorun nedir? Dur sana şöyle bir göz gezdireyim. Bunun için zamanım yok. Tam düşündüğüm gibi gömlek yememişsin sen. Ya demek ki öyle diyorsun. Baba, helikopteri gönder hemen. Ah, neler oluyor? Uzaylılar geldi. Kurtarın kendinizi. Aa, demek siparişim geldi. Teşekkürler arkadaşlar. İşte tam ihtiyacım olan şey. Hadi giyelim şunu bakalım. Bu işimi görür. Bunu içimize sokuyoruz. İyi görünmem lazım. Ha, ben her zaman iyi görünürüm zaten. Gösteri zamanı. Şimdi sınıfa gelebilir miyim? Bir dakika. Aa, böyle çok daha iyi olmuş. Kurallara uygun giymişsin. Verdiğim rahatsızlık için üzgünüm. Ah çok sağ ol. Ben ne yapacağım şimdi? Belki tişörtümü saklayabilirim. Orada dur bakalım. Kıyafetini görmem lazım. Kımıldamayı kes. Boynu sildim. Ah kes şunu. Artık yeter. Tada. İyi denemeydi. Ama ben sadece derse girmek istiyorum. Bir dakika, bir fikrim var. Kağıdı uzunlamasına kesip boynumuza sarıyoruz. Bence çok şirin oldu. Bakalım bu sefer ne diyecek? Etkileyici. Yakan çok güzelmiş. Gir bakalım içeri. Teşekkürler. Şuna bak Alex. Çok şık değil mi? İtalyan ipeğini kağıda tercih ederim. Ama kurallarımı ben kendim koyarım. Yaka falan takmam ben. Bu çöpe gidiyor. Sen ciddi misin? Ders için kağıdı çıkarsam iyi olacak. Bunu unutmuştum. Sanırım bunu kullanmam gerekecek. Şık ve çok pratik. Eminim gömleğim bunu yapamazdı. Of, çok zormuş. Öğrenecek ne kadar çok şey var. Bir de bana sonra. Bunların hiçbirini anlamıyorum. Hiçbir mantığı yok bu dersin. Notlarım her yere dağılmış. Şunları bir toplayayım bari. Başlasam iyi olur. Sen de o işi öyle mi yapıyorsun? Ben bunu kullanmayı tercih ederim. O da ne? Şuna bir bak. Kağıdı buraya koyup kolu çeviriyoruz. Alet kağıdı lime lime diyor. Hem hızlı hem de kolay. Vay canına, inanılmaz. Keşke benim de bir kağıt öğütücüm olsaydı. Buldum. Benim de öğütücülerim var. Onlar da kolayca aynı işi yapıyor. Bunu yapmak çok iyi geldi. İşte hepsi yırtıldı. Ama masam hala darmadağınık. Bir sürü kağıt yanı oluştu. Bu çok ilginç. Birisi kolasını bırakmış. Üstelik içinde hala biraz var. Rüya falan mı görüyorum acaba? Şunun keyfini çıkarayım. Harika. Tam istediğim şey. Bu çok komik. Tanrım, ne kadar çok atıştırmalı kalmışım. Hem bunları ip hem de telefonumu tutamam. Telefonumu şuraya koyayım. Yardıma ihtiyacın var mı? Yok, ben hallederim. Bundan emin misin? Bunu daha fazla izleyemeyeceğim. Ne yapacağımı biliyorum ben. Kutuyu şu şekilde eziyoruz. Hadi bunu dene. Canına, inanılmaz. Süper olmuş. Sen bir dahisin. Cips ister misin? Parti harikaydı. Hiç bu kadar dans etmemiştim. Jake ne yazmış? Yok artık. Çok komik. Güzel. Derse geç kalmadım. Bu çizim eşyalarını taşımak çok zor. Ashley'nin yanı boşmuş. Bu da neydi? Ayağım takıldı. Bunu düzeltsen iyi olur. Çok üzgünüm. Kaza ne oldu ama? Şaka yapıyordum. Yedeği de vardı. Bak. Pardon. Ezin teki düştü de. Yani bunu istemiyor musun? Öylece çöpe mi atacaksın? Bedava dizüstü bilgisayarım oldu. Dur biraz. Bir fikrim var. Kendi zevkime göre süsleyeceğim. Üstüne beyaz boya dökerek başlayalım. Çok gerekmiyor. Bu kadar yeter. Bununla boyayı dağıtalım. Rulo boyayı eşit bir şekilde dağıtıyor. Bilgisayarın kenarına kadar boyuyoruz. Hiç boşluk kalmasın. Şimdi de kurumasını bekliyoruz. Daha ince bir fırçaya geçelim. Bu köşeyi sarıya boyuyoruz. Bu güneş olacak. Güneş ışınlarını ekleyelim. Bu sarı beni çok mutlu ediyor. Çok neşeli. Pembeye geçiyoruz. Şu an bir anlamı olmayabilir ama bunlar aşk kalpleri olacak.
Şimdilik bazı kısımları boş bırakıyoruz. Oraları farklı renklerle dolduracağız. Bunlar müzik notaları olacak. Bu sarı olacak. Pembenin üstüne taşmasını istemeyiz. Burası turuncu olabilir. Pırıl pırıl ve rengarenk olacak. Güneşin altına yarım daireler çizelim. Bunlar da farklı renkte olsun. Bu bilgisayar hiç sıkıcı olmayacak. Kesinlikle farkı belli olacak. Özel bir şey çizmiyorum. Yaratıcılığımı kağıda aktarıyorum. Buraya ne yapacağımı biliyorum. Ateş gibi olsun istiyorum. Kırmızıyla hatlarını çizelim. Aynen böyle. Sonra da içini sarıyla dolduralım. Bazı yerler beyaz kalabilir. Ateş görüntüsünü tamamlıyorlar. Şimdi de kalanını doldurma zamanı. Biraz mora ne dersin? Evet, güzel oldu. Sonra da güneş ışınlarının arasını dolduralım. Canlı bir turuncu kullanıyoruz. Sonra da kenarlara mavi geliyor. Buraya birkaç beyaz bulut gelsin. Boyayı kurumaya bırakalım. Sonra da siyah kalemi alalım. Her parçanın çevresinden geçeceğiz. Güzel bir iskelet olacak. Kalpleri de ayıralım. Ve notaların etrafından geçelim. Sonra da birkaç detay ekleyelim. Kalemle işim bitti. Ama biraz daha beyaz gerekiyor. Bu da ışık yansıması gibi görünecek. Sonra da doku katması için siyaha geçelim. Vay şuna bak. Birkaç son dokunuş da tamamdır. Buldum. Alevlerin üstüne siyah kısımlar ekleyebiliriz. Tamamdır, bitirdim. Bazen kendimi bile etkileyebiliyorum. Bayıldım. Vay. Üstüne çıkartma yapıştırmak da nedir? Bugün şanslı günümdeyim. Acaba eşliğin diğer eşyalarına da mı boya döksem? Yeni bir telefon lazımdı. El sıkışalım kanka. Bu kalemler çok şirin. Çok şanslıyız. Bence de öyle. Ama asıl önemli olan koordinasyon. Yani birbirine uyması lazım. Bence bunu görmelisin. Nasıl yani? Neyse. Hey sen kalemin nerede? Kalemim mi? Tamam işte burada. Hayır olamaz. Bunu görmelerine izin veremem. Buralarda bir yerde olacaklardı. Bir saniye bekle. Hızlı çalışmam lazım. Buldum. Onu hep kaybediyorum. Nasıl buldunuz? Şaka mı yapıyorsun? Hazır mısınız çocuklar? Sınav zamanı geldi. Başarısız olmaya başlayabilirsiniz. Hadi. Sürpriz sınavlara bayılırım. Bunun sonu hiç iyi olmayacak. Bunların hiçbirini anlamıyorum. Şu soruyu sevdim. Psst, Madison, hey buraya baksana. Ne oldu? Bana yardım eder misin lütfen? Evet, tamam. Hızlıca not alıyorum. İhtiyacın olan her şey burada var. Uçak postasıyla geliyor. Sunny yakala. Yola gelsin. Hayır, yollayamazsın. Buna bir son vereceğim. Kağıt uçağım. Bunu bir daha deneme. Çok ciddiyim. Tabii, nasıl isterseniz. Harika, şimdi ne yapacağım? Belki şansım yaver gider. Evet, doğru. Özür dilerim, denedim. Yapabileceğimiz bir şeyler olmalı. Bir dakika, yazı tahtası. Evet, buldum. Defterime ihtiyacım olacak. Onu başka bir şeye dönüştüreceğim. Defteri siyaha boyayacağım. Ama bu sıradan bir boya değil, kara tahta boyası. Defterimi bu boyayla kaplayacağım. Düzgünce sürmeye çalışıyorum. Neredeyse bitti. İşte bu kadar. Şimdi kurumasını bekleyeceğim. Çok uzun sürmez. Sonra bir parça tebeşir alacağım. Cevabı boyanın üzerine yazabilirim. Aynen böyle. Sonra da silerim. Mükemmel oldu. Sunny'ye yardım etme zamanı geldi. Buna çok şaşıracak. Ben de matematiğe daha çok çalışmış oluyorum. Herkes için çok faydalı. Tamam. Sunny hey, baksana. Vay canına. Cevabı bulmak üzereyim. Bunu biliyordum. Teşekkürler Madison. Anladın mı? Güzel. Tut öyle. Neler oluyor? Hey, kopya çekmek yok. Cevabı silmem lazım. Bunu görmemeli. Kopya çekmiyorum ki. Bakın bu sadece bir defter. Tamam, özür dilerim. Herhalde hayal görmeye başladım. Teste devam edin o zaman. Teşekkürler Madison, sen harikasın. Lafı bile olmaz. Bu dersin bitmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Uzadıkça uzadı. Yaşasın işte bitti. Bayağı zor işte. Güle güle Sunny. Hoşça kal, sonra görüşürüz. Hadi gidiyorum. Ne? Sunny? Olamaz, iyi misin? Sana yardım edeyim, şuraya otur.
Ne oldu? Bilmiyorum. Hiç şaşırmadım. Bir dakika. Kalemin üstüne basım kaymışsın. Bunun tekrar olmasına izin vermeyeceğim. Bir karton parçasını bu şekilde keserek başlıyorum. Sonra siyah bir kaleme ihtiyacım olacak. Kalemle kartonun kenarından geçiyorum. Sonra ayrıntılarını yapacağım. Bu şey iki sevimli kediciklerin oluşacak. Harika görünecek. Tamam, bu kadar yeter. Şimdi onu ters çevireceğim. Yapılacak bir şey daha var. Kartona mıknatıs yapıştıracağım. Kediciklerin birini deftere yerleştiriyorum. Sonra kalemi ortasına koyuyorum. Defteri kapatabilirim. Mıknatısları birbirine tutturuyorum. O kalem artık yerinden oynamaz. Ne düşünüyorsun seni? Vay canına, teşekkürler Madison. Bu tam ihtiyacım olan şey. Hadi gidelim. Bu ruj rengine bayılıyorum. Şşt, konsantre olmam lazım. İşte iyi görünüyor. Bir kesik daha atalım. Başardım. Şimdi biraz yapıştırıcı ihtiyacım var. Sadece azıcık sıkacağım. Aa evet. Aa sanki biraz fazla oldu. Kendimi kaptırdım. Yapış yapış oldu. Aa iğrenç. Çok tuhaf geliyor. Yaramaz yapıştırıcı şişesi. Aa. İyi misin? Ne oldu? Bu konuda konuşmak istemiyorum. Aa ortalık batmış. Bugün bunu dördüncü kez yapıyor. Ona yardım etmem gerek. Tam da ona uygun bir şeyim var. Bu rolon şişesi günü kurtaracak. Yapıştırıcıyı uzatsana. Bunu mu istiyorsun? Seni uyarıyorum. Şişe kontrolden çıktı. Ne yaptığımı biliyorum tamam. Önce şişeyi boşaltıyorum. Sonra yapıştırıcı içine dökebilirim. Dikkat edeyimde ortalığa damlamasın. Madison gibi olmak istemiyorum. Sonra bize yapışkan kardeşler derler. Tamam bu kadar yeter. Şimdi rolon şişesinin kapağını takabilirim. Bu senin için. Ha? O nedir? Bunu kullanmamı mı istiyorsun? Aha. Bundan emin misin? Bana şans dile. Aa vay canına şuna bak. Tam da gerektiği kadar yapıştırıcı sürülüyor. Bence hazır. Kevin buna bayılacak. Çok yorgunum. Bu banyo kendimi daha iyi hissetmemi sağlayacak. Önce saçlarımı bir fırçalasam iyi olacak. Bu sayede suyun içindeyken birbirine dolanmazlar. Harika. Şimdi banyo zamanı. Bir dakika. Aa. Olamaz. Sıcak su nereye gitmiş? Olamaz. Tıpa işe yaramıyor. Bu delik de nereden çıkmış? Of şimdi nasıl banyo yapacağım? Her şey mahvoldu. İşte bu. Balonu iyice şişirdim. Hey balon ister misin? Oo teşekkürler güzelmiş. Bir dakika sanırım sorunumu çözdüm. Teşekkür ederim. Aa, balonumu aldı. Neyse ki daha var. Pekala işe koyulma zamanı. Bu şırıngırın arkasını kesmem lazım. Sıradaki mi? Sırada balon var. Balonu böyle yuvarlıyorum. Güzel. Şimdi kestiğim parçaya ihtiyacım var. Bu tamamen balonun içine giriyor. Şimdi de balonun içine biraz tutkal sürmem gerek. Bu bayağı fazla. Cimrilik yapmak istemiyorum. Kuruduğunda plastik parçayı çıkarabilirim. Plastik parçayı dikkatlice balondan çekiyorum. Şimdi balonun ağzına bağlıyorum. Yaşasın. Yeni tıkacım hazır. Mükemmel. Suyun küvette kalmasını sağlıyor. Ah, bütün ihtiyacım olan işte bu. Müthiş rahatlatıcı. Aa, bu hamurla oynamak çok zevkli. Tamam biraz daha fondöten süreyim. Harika. Bir de saçımı tararsam tamamdır. Yaşasın harika görünüyorum. Oh, selam Jasker. Çok yakışıklı görünüyorsun. Gel bakayım bana. Sana bir sarılayım. Oh, ne yumuşacık ve tatlısın. Oh, o ne yapıyor? Hey bunu niye yaptın? Oh, tamam demek sonunda hazırsın. Böyle dışarı çıkmak istediğinden emin misin? Oh, olamaz bana bakma üstüm kirlenmiş. Bir dakika. Hamur her şeyi tişörtümden temizlemiş. Evet, sanırım sorunumu çözdüm. Hamuru tişörte bastırmaya devam edeceğim. Bütün tüyler ve makyaj malzemesi temizlenecek. Çok daha iyi oldu.
Hamurun böyle bir yararı olduğunu kim bilirdi ki? Hey, önceki haline göre çok daha iyi görünüyor. Pekala, hadi gidelim. Kimse bakıyor mu? Hayır mı? Tamam. Süper, telefonun fotoğrafını çektim. Eski kılıf, sen şöyle uç bakayım. Fotoğrafın çıktısını aldım. Şimdi onu keseceğim. Bir sonraki adım tutkal tabii ki. Fotoğrafın arkasını tamamen tutkallayacağım. Aynen böyle. Şimdi bunu tutkal kurumadan yerine uygulayacağım. Tam yerine oturtmam lazım. Harika, işe yaradı. Şimdi telefonun iki tarafı da ön yüzü gibi gözüküyor. Selam. Vay canına, telefonuna bak. Çok harika değil mi? Çok iyiymiş. Kıskandım. O elindeki ne Matthew? Kuralları biliyorsun. Onu bana ver bakayım. Hey, bu da ne? Üstüne kağıt yapıştırmışsın. Siz zamane çocukları. Çok tuhafsınız. Evet, biz böyleyiz. Bu kadar uğraştığına inanamıyorum. Bunun resim dersi olduğunu sanıyordum. Neden daha fazla çalışmadım ki? Geçmem imkansız. Bir saniye, öğretmenin ilgisi dağıldı. İşte tam fırsatı. Bunu ustaca halletmem lazım. Telefonum olmasa ben ne yapardım? İşte tam ihtiyacım olan şey. İşte bu doğru cevabı bulmanı sağlar. Onu bitirdikten sonra... Orada neler oluyor bakayım? O şey telefon mu? Şu an beni hiçbir şey durduramaz. Demek öyle. Uzun zamandır mı buradasınız? Yeterince uzun. Ver o telefonu bakayım. Beni hayal kırıklığına uğrattın Alex. Şimdi sınavı tamamla. İnanılmaz. Aman her neyse. Telefonumu almış olabilir ama en azından atıştırmalıklarımı almadı. Bu cipsin içinde bir şeyler var, cevaplar gibi. Ve en güzel yanı da daha sonra onları yiyebiliyorum. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Sanki biri beni izliyormuş gibi hissediyorum. Herhalde önemli değildir. Cips demek. Bana mı bunlar? Zahmet etmeseydin. Yine yakalandım. Yapacak tek bir şey var. Bunu hak ettin. Bunu yapmak iyi geldi. Şimdi çık buradan. Çok kötüsünüz. Ağlayacak mısın yoksa? Büyük haksızlık. Ne oldu evlat? Fe aldım baba ya. Elimden geleni de yaptım halbuki. Üzülme o kadar. Bir saniye. Sanırım bu durumu nasıl düzeltebileceğimizi biliyorum. Öncelikle büyütecin sapını çıkarmamız gerekiyor. Sonra bu ruloyu alıp merceğin üstüne koyuyoruz. Ve tutkalla yerine sabitliyoruz. Kenarlarından tabancayla böyle geçiyoruz. Şimdi bize bir kırmızı bant lazım. Bantı güzel görünecek şekilde merceğin etrafına sarıyoruz. İşte oldu Alex. Bu bütün sorunlarını çözecek. Bu nedir ki? Bunu gözüne doğru tut. Ben hemen dönerim. Bir saniye. Şimdi buna bir bak. Anladım. Cevapları görebiliyorum. Bu inanılmaz. İşte sınav zamanı. Bu sınavı özellikle zor hazırladım. Sorun yok, hallederiz. Herkes öyle der zaten. Başlayabilirsiniz. Bence hiç şansın yok. Ben de öyle düşündüğünüzü biliyorum. Hadi ama baba, neredesin? Yok, bu değil. Bu ağaç. Bu kılık değişiminin işe yarayacağını biliyordum. Alex, buradayım. Süper. Beni hayal kırıklığına uğratmayacağını biliyordum. Sağ ol baba. Sen bir şey mi dedin? Ne yapıyor bu? Orada bir şeyler dönüyor. Bir bakayım. Şu ana kadar gayet iyi gitti. Burada neler oluyor? Cineden bahsettiğinizi anlamadım. Alın, kendiniz bakın. Sanırım öyle yapacağım. Dışarıda tuhaf bir inşaat işçisi var. Doğal davran. Her şey yolunda görünüyor. Sanırım boşuna şüphelenmişim. Uf, ramak kalmıştı. İçeri gel. Selam, beni mi görmek istediniz? Lütfen oturun. Bir sorunumuz var. Sofya'nın defterine bakın. Tam bir rezalet. Olamaz. Sıkıldım ama. Buna bir son vermelisin. Bir saniye. Telefon çalıyor. Alo? Sofya, hayal kırıklığına uğradım. Hemen döneceğim. Sonunda gitti. Oynamak ister misin? Ne? Bir kalem al da oynayalım.
Gerçekten mi? Aldım. Bu işe yaramaz. Bir bakayım. Burada kullanabileceğimiz bir şey olabilir. Deftere bir bant yapıştırıyorum. Buraya bir bant daha. Sonra iki tane de yatay çizgi yapıyorum. Şimdi birkaç ataş lazım. Bu kağıt mandallarını da kullanalım. Tamam, ben başlıyorum. Hadi sıra sende. Bu çok eğlenceli. Mandalı buraya koyuyorum. İyi deneme. İyi engelledin. Bu bayağı zorlaştı. Bu sefer olmaz. Ben kazandım. Sakin davran, şüphelenmesin. Neler oluyor? O yaptı. Tatile çıkmak istiyorum. Hadi ama, neden bu kadar uzun sürdü? Seni seviyorum Bay Unicorn. Başardık. Evi aldık. Toplanmaya başlayalım. Al tatlım. Ben de şundan kurtulayım. Tamam, şuradan başlayayım. Vay canına, ne çok şey var. Tatlım, oyuncaklarını kutula. İçine gir, uyku zamanı. Seni de unutmayayım. Bu bantı yapıştırırsam bir kutu bitmeye hazır olacak. Bitirdim anneciğim. Bantı alabilir miyim? Al canım. Ucu nerede? Bu yapışıyor. Sofia, iyi misin? Hayır. Anne beni yakaladı. Yardım et. Kımıldamam. İşte oldu. Bu acıtabilir. Aldım. Teşekkürler anne. Tamam, toplanmaya geri dönelim artık. Bir dakika. Bu kullanışlı olabilir. Bu tüyoyla bantı kullanmak çok kolaylaşacak. Bant rulosundan bir kablo bağı geçir ve sabitle. Sonra sarkan ucunu kes. Bu işe yarar. İşte anneciğim, al. Bantı kutuya yapıştırayım. Sonra kablo bağını kullanarak keseceğim. Sen de dene tatlım. Büyük sorumluluk. Yapıyorum anneciğim, bu harika. Annesine yardım da edermiş. O gürültü de ne öyle? Bir sorun çıktı da. Yardım eder misiniz? İşte kılık değiştirme böyle olur. Hedef belirlendi. Ama neden? Elimden geleni yaptım. Bu haksızlık. Şu bitki benimle mi konuşuyor? Buraya bak. Ben mi? Buraya gel. Tamam. Hadi otur. Pardon, bitki bana saldırıyor da. Sorun ne bakayım? Testten kaldım. Ama sana yardım edebilirim. Şuna bak. Mı? Ücretsiz değil. Doğru, vay canına. Teşekkürler tuhaf yabancı, ama bunu nasıl yaptın? Aslında bunu sana söylememeliyim ama... Her sınavdan geçmek için tek ihtiyacın büyük bir kalem. Bir maket bıçağıyla silgisini üçgen şeklinde kes. Sonra oyarak A şekli ver. Silgiyi kırmızı boyaya batır, sonra da test kağıdına bastır. Gördün mü, bu kadar kolay. Vay canına, bunu unutmayayım. Teşekkürler. Arkadaşlarım. Çocuklar, şuna bakın. A alabilirsiniz. Çekil önümden. İş büyüyor, motor. İşte, kesinlikle buna değdi. Teşekkürler. Parayı alayım. Vay canına. Bedava değil. Teşekkürler. Bir anda ilham geldi. Şimdi özel bir şey çizeceğim. Kalemimi açsam iyi olacak. Bu sefer de biraz yeşil deneyelim. Şimdi bunu da açmam gerekecek. Bu en iyi çalışmalarımdan biri olabilir. Sevgili kalem, güzel bir ömrün oldu. Ama arkadaşlarına katılma zamanın geldi.
Hizmetlerin için çok sağ ol. Arkadaşların seninle gurur duyacaklar. Ama bu yapılması gereken bir fedakarlıktı. Bayağı iyi değil mi? Güzel görünüyorum. Öf. İşte böyle güzel. Tamam, seninle işimiz bitti. Pekala, sıradaki kim? Sırada ben varım. Hadi halledelim de bitsin. Vay, terzine bayıldım. İlham verici. Tek renkli görüntü çok hoşuma gitti. Bir gülümsemeye ne dersin? Buna hayır diyeceğim. Peki, karamsar görünmeyi seviyorsun, anladım. Bu da ne? Bu bir el mi? O benimle beraber. Ama çok tuhaf. Çekil üstümden. Olamaz. Kameram. Tüh. Artık bunu kullanamam. Mahvoldu. Şimdi nasıl fotoğraf çekeceğim ben? Bir saniye. Bunu kullanabilirim. Sanırım işe yarayabilir. Denemeye değer. Sen orada dur. Şimdi yüzünün eskizini çıkaralım. Sonra daha belirgin hatlarla devam edelim. Acele etmeyelim. Kaleme farklı miktarlarda basınç uygulayalım. Böylece gölge ve doku katabiliyoruz. Bu sayede çizimimiz daha gerçekçi görünüyor. Vay canına, kirpikler harika görünüyor. Keşke ben de böyle maskara çekebilsem. Şimdi sıra diğer gözde. Resmi özünü çok iyi yansıtmak istiyorum. Bu gözlerin hikayeleri var. Çizime duman efekti vermek gölge katıyor. Bunun için özel bir alet de kullanabiliriz. Bu sayede elimde artık kirlenmemiş olur. Beyaz kalem kullanmak karşıtlığı sağlıyor. Karanlık ve aydınlık izlenimi veriyor. Evet, güzel oluyor. Şimdi gözlerin çevresine biraz gölge ekliyoruz. Bu yüzündeki doğal kıvrımların öne çıkmasını sağlıyor. İlmacık kemikleri de ortaya çıkmaya başladı. Vay, gözlerin etrafına biraz daha detay gelsin. Mükemmeliyet aceleye gelmez. Bir şeye benzemeye başladı. Şimdi de dudaklara geçelim. Koyu ve açık renkleri karıştırmak derinlik katıyor. Kendini göstermesini sağlıyor. Ve de resim hayat buluyor. Şimdi sıra saçlarda. İnce ve kalın çizgileri karıştırınca saç gibi görünüyor. Ortasında bir boşluk bırakalım. Bu da ışık yansıması olacak. Sonra da örgülere geçebiliriz. Örgülerin üzerinden geçip duracağım. Bu sayede daha dolgun olacaklar. Sonra da diğer tarafı yapalım. Aynı şeyi tekrarlıyoruz. Katmanları ve dokuyu inşa ediyoruz. Işık yansımasını aynı noktada tutmak istiyorum. Artık vücuda başlayabiliriz. Üzerinden hafifçe geçelim. Ve karıştırıcı aletiyle gölgelendirelim. Çok renkli elbiseler giymemene sevindim. İşimi çok daha kolaylaştırdı. Eskizini çizdikten sonra üzerinden siyah kalemle geçelim. Daha da fazla bastırıyoruz. Bence bitti. Çektiğim bütün fotoğraflardan daha güzel oldu. Ürkütücü bakışlarını çok iyi aktarmışım. Şuna bak, ne düşünüyorsun? Umarım beğenirsin. Bu ben miyim? Çok güzelim. Sen çok yeteneklisin. Bir anına endişelenmeye başlamıştım. El üzerime salacağından korktum. Al bakalım. Oh, çıkabilirsin şimdi. Ben çok sıkındım ya. Hemen şuracıkta uyuyabilirim. Gözlerimi açık tutamıyorum. Belki de onları bir saniye dinlendirmeliyim. Ha, Sunny uyuyakalmış. İşte fırsat. Şaka zamanı. Hop. Tereyağından kıl çeker gibi. Başlasam iyi olacak. Bir kürdanın ucunu kırarak başlıyorum. Sonra ince banda ihtiyacım var. Bandı kürdana sarıyorum. Sonra onu boyayacağım. Şimdilik küçük bir bölüm açıkta bırakıyorum. Orayı pembe boyayacağım. Boyanın kurumasını beklerim. Sonra etrafına gümüş renkli bir şerit saracağım. Gerçekçi görünmesini istiyorum. Gayet güzel oldu. Şimdi sivri ucundaki bandı çıkarabilirim. Bir kaseye siyah boya koydum. Ucunu boyaya batırıyorum. Vay canına, diğerlerini yanına koyuyorum. Harika görünüyorlar. Sunny çok şaşıracak. Masasına geri koyayım. Şimdi günaydın. Uyansana. Hah, neredeyim ben? Ne oldu? Olamaz, kalemlerine bak. Ne? Nasıl? Buna inanamıyorum. Minicik olmuşlar. Yoksa biz dev mi olduk? Bu çok tuhaf. Ha? Nasıl da kaldırdım? Ne demek istiyorsun? Kalemlerim burada. Tamam, buna sevindim. Onları geri alabilirsin. Tamam, şimdi bu çizgiden katlıyorum. Bu oldukça basit görünüyor. Bir dakika, baştan başlayabilir miyiz?
Boş ver, sanırım buldum. Madison, makasın var mı? Ha, ne oldu? Makasa ihtiyacım var. Ha, anladım. Buralarda bir yerde olmalı. Bir bakayım. Çok uzağa gitmiş olamaz. Onu gördüğümden eminim. Bir dakika. Neredeyse ders bitecek. Bana bir saniye ver. Eşsiz bir dosyalama sistemim var. Kağıdın altına baktın mı? Mavi kağıda mı yoksa turuncuya mı? Bunu izlemek çok zor. Bir dakika. Ne yapacağımı buldum. Madison, şuna bir bak. Ne oldu? Buna bayılacaksın. Kartonu ikiye katlayarak başlayacağım. Sonra onu tekrar açıyorum. Şimdi de dikey olarak katlayacağım. Kenarları boyunca bir iz çıkarıyorum. Artık kartonu çevirebilirim. Tekrar katlıyorum. Köşelerini iyice katlayacağım. Kağıttan uçak yapar gibi kenarlarını içe katlıyorum. Sonra üstüne kıvırıyorum. Şimdi onu ters çevirebilirim. Aynı adımı tekrarlayacağım. Bu üçgeni de katlayacağım. Neredeyse bitti. Şimdi onu açacağım. Bu bir kutu. Tüm kağıtlarını ve kartonlarını koyabilirsin. Vay canına, sen bir dahisin. Beğendim. Bekle. Dahası da var. Her şeyi buraya koy. Masanın düzenli tutmana yardım edecek. Harika. Sen olmasan ben ne yapardım? Masama baksana. Hiç bu kadar tertipli olmamıştı. işte makas. Orada olduğunu biliyordum. Makas alabilirsin. Teşekkürler. Bu el işini bitirmem lazım. Yapacak bir şey daha var. Bu iyi geldi. Makası geri alabilirsin. Madison, gerçekten mi? Neden uğraşıyorum ki? Bu çok sıkıcı. Gidebilir miyiz? Bir sayısı bayağı ilginçtir. Bununla ilgili eğlenceli bir bilgim var. Duymak için sabırsızlanıyorum. Ben biraz kestireceğim. Hey Madison, uyan. Derste uyuyamazsın. Hemen uyudu ya. Buldum. Bu onu kesinlikle uyandıracak. Ben de biraz atış talimi yapmış olurum. Madison. Ne oldu? Bunu neden yaptın? Uyuyakalmıştın. Beni suçlayamazsın. Şuna bak. Ciddiyim. Tamam, uyanık kalacağım. Ama bundan hiç memnun değilim. Belki bu beni canlandırır. Dur bakalım. Aklıma bir fikir geldi. Önce siyah bir kaleme ihtiyacım var. Bardağın kenarına işaretler koyuyorum. Aralarının eşit olması gerekiyor. Şimdi makas alacağım. İşaretlerden keseceğim. 4 bölümü çıkartmam gerekiyor. Uçlarını katlayacağım. Ortasına bir delik açtım. İçine pipet sokacağım. Sonra uçlarını geriye katlayacağım. Sabitlemek için bant kullanacağım. Şimdi onu ikinci bardağa koyacağım. Ve pipeti dibine doğru iteceğim. Sen şunlara bak. O da ne öyle? Şunu izle. Bunu kağıt topun üzerine yerleştiriyorum ve pipeti çekiyorum. Bu bir tutma aleti. Senin içinde bir tane var. Vay canına, teşekkürler. Bu ders bayağı ilginçleşti. Yakaladım. Ne yapıyorsunuz öyle? Daha en iyi kısmına gelmedim. Lütfen devam edin. Bu test çok zor. Merhaba Sunny. Nasıl gidiyor? Basket atıyordum. Odaklanmam lazım. Neyse. Tam bir ineksin. Sunny, izin verir misin? İnanılmaz biri. Onu çöpe at. Ne? Çalışıyorum. Bazı insanlar çok kaba. Tamam, ben yaparım. Her şeyi de ben yapmak zorunda kalıyorum. Bir dakika. Aklıma bir fikir geldi. Evet, bu işe yarayacak. Şişeyi ikiye böleceğim. Sonra alt kısmına sim dökeceğim. Hay canına, şu ışıltıya bak. Bunu bir kenara koyalım. Sonra bir karton tabakasına ihtiyacım var. Ondan daireler ve dikdörtgenler keseceğim. Sonra onları birbirine yapıştıracağım. Bunu şişenin içine koyacağım. Muhteşem görünüyor. Bunu çok beğendim. Kalemlerim için mükemmel. Doğruca içine giriyorsunuz. Vay canına, buna bayıldım. Nasıl buldun? Fena değil ama testi bitirdim. Ne? Ben onu unutmuşum. Olamaz, ders bitti. Galiba bu testten başarısız olacağım. Okul hiçbir zaman kolay olmadı. Çalışacak çok şey var. Ama biz her zaman hayatı kolaylaştırmak istiyoruz. Bu yüzden gün boyunca sana yardımcı olacak bu harika el işlerini hazırladık. Senin en iyi okul tüyon nedir? Aşağıda yorumlarda bize anlat. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi faydalı videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutma.